İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Güya diyeyim, bu hafta biraz ara bir hafta olacaktı, dinlenme haftası. Her şeyin durduğu bir hafta değil dış politik açısından ama işte şöyle karalama şeklinde göstereyim. En az 11-12 maddemiz var. Bu da yayına girmeden önce, 40 dakika önce biten Milli Güvenlik Kurulu'nun yayınladığı bildiri bizimle yaklaşık %70 oranında örtüşen bir gündemi ele aldıkları anlaşılıyor. Onlara tek tek bakacağız. Efendim bu akşam bir tabii MGK ile başlayacağız. Orada dikkat çeken noktalar var ise onları tespit edip inceleyeceğiz sizinle birlikte. Ee, Kıbrıs, Afganistan, Süveyş biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Suriye açıklamaları ki MGK'nın ikinci maddesinde bugün yer alıyor. İran-Çin anlaşması bizden gitti biliyorsunuz Çin Dışişleri Bakanı Tahran'a. Oradan da devam edecek yoluna, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Bahreyn'e bir anlaşma imzaladı. Haber olarak gördünüz elbette ama o, o, o kadar tartısı daha fazla çeken kantarda bir anlaşmadır. Bölgeye etkilerine bakacağız. E, ee, 6 Nisan'da bir ara vermiştik. Bir önceki hafta Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi 6 Nisan'da Avrupa Birliği'nin tepesindeki iki yönetici geliyor. Avrupa Konseyi Başkanı'yla Avrupa Komisyonu Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil görüşmelerde bulunacaklar. Buradan ne çıkara bakacağız. Ermenistan, Ermenistan'dan neden tekrar gündemimizde Türkiye'ye yönelik daha sıcak mesaj, daha da diyeyim sıcak mesajlar gelmeye başladı. Mesela e, Güvenlik Kurulu Sekreteri çıktı, dedi ki önemli bir makam Ermenistan'da bu ulaşım meselesinin, bu ulaşım meselesinin öndeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Dedi. Yalnız Ermenistan'da karışıklık yine devam ediyor. Paşinyan'ın istifası söz konusu. Nisan'da sonra seçimler var o noktaya gelindi. Ama bir yandan da çok açık ki Türkiye ile ilişkilerini bir şekilde artık o şekli yine tarif etmeye gayret ediyoruz ama ele tutulur şekle gelmesi gerekiyor. Çünkü bölge açısından önemli. Afganistan dedik bu hafta geçer ondan sonra Türkiye'nin gündemi Afganistan üzerine kurulur. Afganistan'ın iyi incelenmesi gerekiyor hem dikey hem yatay olarak çok sonuçları var. Bakalım nereye kadar meseleyi götürebileceğiz. Ee, Sayın Hulusi Akar bugün Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti. Sayın Genel Genelkurmay Başkanımız Eşar Güler de yanındaydı. Pakistan da bununla rabıtalı efendim. Bu Afganistan meselesiyle. Sayın Dışişleri Bakın Çavuşoğlu'nun görüşmeleri var. Hindistan, Afganistan, Azerbaycan ve Türkistan Dışişleri Bakanları'yla bir toplantı vesilesiyle ayrı ayrı görüştüler. Uzattıkça da uzatabilirim, öyle yapmayayım. Konuşmacılarımıza daha çok, konularımıza, konuşmacılarımıza daha çok zaman ayıralım. Ama efendim bir görevi yerine getirmem gerekmekte bugün açılışı yaparken. Avni abi hoş geldiniz. Hoş Süleyman hocam hoş geldiniz. Faruk Paşam hoş, hoş geldiniz. Faruk Paşam, sizle başlayacağız şu sebepten dolayı. Geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı seyircilerimizin şahitliğinde ki Taşansı Hocamız da vardı. Hem Süleyman Hocamız hem de Avni Bey sizin arkanızdan konuştular. Bayağı da atıp tuttular. Evet. Konuyu da söyleyeyim görevimi yapayım. Bakma abi söyleyeceğiz demedik Söyle. mi? Bugün Üçüncü söyleyeceğiz. 3. Dünya Savaşı'ndaki görüşlerinizin kısmen eleştirilebilir olduğunu sizin olmadığınız yerde söylediler. Ben de görevim icabı Süleyman Hocamın. <laughs> Valla onunla bir adım daha oldu. Çinle İran evet. anlaştı biliyorsunuz. Bunu ben söylemiyorum. Brzezinski, Santraş Tantası isimli kitabında Hı -hı. aynen anlatıyor. Evet. E, 33. sayfamada de... 35 mi? ne diyor? Amerika için en korkulanan İran, Hı -hı. Çin ve Rusya'nın aynı istikamette birleşmesidir diyor. E, Dürüstüyle e, Brzezinski, e, Santraş i̇şte Tantası'nda... bunu bunun aslında bir türlü evet. itiraz ettim. Yok buradan. yok. Yani bir de ben... şöyle bir şey. E, tabii. E, bir senaryodan bahsediyoruz Süleyman hocam. Yani senaryoyu ne kadar geçtirebilirsin? Yani olursa? tespitlerde bir problem yani, yok diyor, da peki. çıkarsamalar konusunda öngörüler, tahminler. Bak aynı Bey şöyle gülümsüyor. Süleyman Hocam biraz yumuşak konuşuyorsunuz. O gün daha çok sert konuşuyordunuz der konuşuyor. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ya. Paşamıza sert konuşabiliyor. Yok paşayı değil mi? canım. Yok Vallahi ya. Yani. Paşamıza aşk olsun. Ee, aslında o konuyu biraz sürüklemek isterim ben. Ya, tamam. Bugün yine bir evet. yerde açalım zaten Ama... hepsi bu saydığınız başlıklar oraya gidiyor tabii, yani. tabii. Evet, hatta bugün Taşan Hoca'nın paylaştığı bizim kendi İsimlendirmek grubumuz İsimlendirmekte bizim sadece itirazımız var. Yani olana değil ol tespitlere, tespitlere değil. Yok de. yok zaten yani. Bunların 3. E... Dünya Savaşı doğuracak başlığının evet. altında evet. Yok belki 3. Dünya Savaşı olmayabilir de. Aa, yani yok, o zaman mesela Başka ne Yani bitti. Bitti. Yok, Yok şey bitti. Yani, yani Einstein abi. diyor zaten 3 3'ü 3'ün değil de dördün nasıl olacağını bilmiyorum diyor. 3 olacak ama 4 taş sopalarla Hı. falan olacaktı çünkü. Form, formunda e, şeyiz yani. 3. Dünya Savaşı'nda Hı. nükleer Hı. silahlarla diyor yerle bir olacak her şey diyor. Hı. Ama siz zaten nükleer silahlar falan kullanılacak gibi bir değil şey, değil şey yok. Yok, yok. yani. Yok. E o zaman bir dünya savaşı demek çok şey değil Hı. zaten. Hı. Yani, yani bizim şeyimiz ya yani çekince mi zaten yani zaten şey diyor o, ben de işte onun için Einstein'a da soruyorlar yani Einstein sizce diyor bir dünya savaşı nasıl çıkacak vallahi üçü bilmem de dördün taş ve sopalarla yapılacağı kesin diyor çünkü evet. üçte diyor bütün dünya birbirini yok edecek diyor nükleer silahlarla bu gidişle peki yani. yine de bir onun üzerinden yani dünya savaşı üzerinden değil ki mesela bu İngiltere ilk defa geçtiğimiz hafta içinde kendi ulusal Dış politikası ve ulusal güvenliğine tabii. ilişkin upuzun bir metin yayın. Yani evet okudum ben ama okurken de söylendim evet. yani şunu daha kısa tutamaz mıydınız diye Bayağı ama zor. teslim etmek gerekir. Ee, belki onun da bir programı ayrılması gereken bir şey. Çünkü çok faydalanacak taraflar var hiç yorulmadan yani. Tabii tabii. Yani teşhisleri açısından. Çünkü adam diyor ki ben bundan sonra dünyada şöyle şöyle politikaları izleyeceğim. Bunları bu şekilde evet, uygulayacağım. Öyle, ama diyor sebepleri şunlar. Yani biz o politikalara uyarız uyumayız önemli değil. Ama sebepleri görmesinde fakat tarafını seçmiş Süleyman Hocam. Girmeyelim İngiltere mevzusuna. Şimdi bir burada siz şey yapmadan, poşama da şey yapmadan geçtiğimiz hafta daha da Ak Parti kongresi oldu. Nedet hatırlar mı? Bilemiyorum. Daha genç Nedet. Ama ben bizim abiler dediğimiz gruplar 1960-70 hatta önceki döneme 1950 dönemine ilişkinde parti kongrelerinin bir hafta filan sürdüğünü söylerler. Üç günlüğü görmüştüm. Üç günlüğünü görmüştüm. evet ben üç ben üç günlüğünü gördüm. Hı hı. Parti kongreleri de yani o hani Menderes'in ünlü ya siz istersen yani partide yani insanları tatmin etmek için e, ne kadar sert tartışmalara girdiklerini filan filan. Çünkü bütün üyeler, delegeler, üyeler değil mi? Delegeler, il başkanları filan sil geliyorlar yani yönetimi. Basmaya yani sıkı eleştirirler. Muhalefet hiç yani hava gazı. E zaten bakıyorsunuz Atatürk'te de yani e, büyük nutku Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde grubunda konuştu. Grupta konuştu. Bilal yani. Ee, ben üç günlükleri geldim. Yani işte mesela rahmetli Mende Mende istiyorum Demirel. Evet. Yani önce bir işte açılış konuşmasını falan yaparlar. Bir parti öne gelen birisi açılış konuşmasını falan yapar veya da Demirel. Ondan sonra partinin söz isteyenlerin bir listesi okunuyor zaten bayağı da partiyi önde yöneten insanlar yani bunlar zaten. Ve bunlar icrayı eleştiren insanlar hepsi. Ve Demirel'in ben not ettiğini, notlar tutuyor. Ondan sonra o eleştirilere cevap veriyor. Cevap veriyor. Denetim raporu okunuyor. Bilmem ne raporu okunuyor falan filan filan. E şimdi öyle değil. Yani bu Şimdi AK Parti ile alakalı olarak söyle konu mi? ettim ama AK Parti ile alakalı değil. CHP de böyle, MHP de böyle. Yani öteden beri daha önce yani işte doğru yolda da böyleydi. Onlar fazilette, refahta da böyleydi. Milli mi? Bir tek partinin lideri çıkıyor Türk Bey'de. Konuşuyor ve bitti. Ondan sonra işte oylamalar seçim yapıldı bitti. Oluyor. Bunun çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya yani demokrasi açısından sağlıklı bir şey değil bu. Ee, kimse oralarda o zaman kongre bir zemin değil yani ne ne, ne için yapılıyor bu kongre? Seçim için yapılıyor. Olur. Ben bunun e, değiştirileceği bir mesela şimdi işte hani anayasayı değiştirelim falan diyorlar. Bu e, değiştirilir, değiştirilmez. Bilmem ama bu teamüllerin de değiştirilmesi lazım. Başka türlü çünkü sağlıklı partiler, sağlıklı e, siyasi bir duruş ortaya konması filan e, o kadar kolay değil. Diyelim İngiliz İşçi Partisi en son bildiğim kadarıyla dört gün. Dört günde evet. Üç günü hatırlıyorum ama zaten üçüncü <laughs> yani bir kısım daha sonra boşalıyordu salon. Hiç evet. kimse kalmıyordu. Zaten oylama süreçleri hala çok uzun sürüyor ama o zaman iyice iyice artık evet. sandıklar mandıklar neyse. Peki. Şimdi, yani ben ben e, orada keseyim. Yani o Peki. tarafı Teşekkür aklıma ederiz. geldi diye söyleyeyim. Eksik size. olmayın. Şimdi MGK bildirisi 6 maddeden oluşuyor. Bu 6'dan biz seçtik efendim. Diğerleri biraz giriş çıkış maddeleri atladığımız bir yere varsa da sonra tamamlarız. Şimdi Avni abi şu ikiye bir bakalım. Suriye'de kalıcı ve sürdürülebilir çözüme evet. ülkenin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi vurgulanmış. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edeceği kaydedilmiş. Suriye'deki aktörlere mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur. Şimdi evet. Girizgahına bakarsanız aslında söylenmeyen bir şey söylenmiyor gibi. Ama sondaki satı, evet. öyle söyleyelim. Suriye'deki aktörler kim? Biliyoruz da soruyoruz. Tabii. Mevcut bu mevcut krizi derinleştirecek eylemler ne? Evet. Son biliyorum. verme çağrısı. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bugün bugün ya da dün ABD Dışişleri Bakanı Blinken çıktı. Dedi ki eğer biz de bu Suriye'deki meseleyi durduramazsak yani mealen söyleyeyim yuh olsun bize dedi. Yani niye ordasınız da oradası olmanızdan doğan yuh olsunu erteliyoruz ayrı konu. Ama bir de böyle bir şey dedi. Şimdi tabii bölgedeki gelişmeleri hocam paşam daha iyi değerlendirir. Ben sadece gözlem olarak söyleyeyim. Buradaki derinleştirmeyi yani işi germeyi Rusya üstleniyor. Rusya yapıyor. Rejimle birlikte yani yapıyor ama yani önde burada. bunun oynayan burada Rusya. Rusya hem bu bulun Türkiye'nin hakim olduğu bölgeyi kontrol ettiği bölgeyi idlip coğrafyasında e, yani Halep'e kadar olan hatta araziyi e, bir mülteci şeyi mültecileştirme siyaseti izliyor ve bunun kontrolünü kendisi eline almak istiyor bu bölgeyi. Halbuki tür, ve o kadar ki yani, sanki Türkiye hududundan bir geçiş noktası işte Türkiye'nin kontrol noktaları var biliyorsunuz. O kontrol noktalarını yeniden ihya edelim. Yani sen o kontrol noktalarından sınırlı bir şeyin olsun. Biz ama o geçişleri kont yani kimler girecek, kimler çıkacak? Çünkü 450 bin Suriyeli Türkiye geri gönderdi. İdlib'e geri gönderdi. Köyler var. İnsanlar oraya yerleşmeye ve iş tutmaya başladılar. Ve Rusya'da rejim de bunlar rahatsız. Tabii ki PKK da rahatsız üstelik daha belki kötüsü e, Amerika'da eee işidi falan bahane ederek e, o da bu yerleşimleri yerleşim yerlerini ne işitli daaşlı arıyoruz diye talan etmekle meşgul. Yani e, sadece oraya gidip işte neredeyse bir tane kampta e, 60-62 bin falan insan yaşıyor. 60-70 yakın insan yaşıyor. Dalıyor 10 bine yakın PKK'lı. 6 bine yakın belki Neyse. O civarda PKK'lı dalıyor. Ve terörist arıyorlar. Akılları sıra. Yani işitli arıyorlar. Efendim bu kamplar e, teröristlerin sığınmasına çok uygun bir e, şey e, ortam bunlar diye. E sonuçta e, bütün herkesin çadırlarına giriyorlar, aileler tedirgin, çocukları alıyorlar, bir kısmını götürüyorlar. Yani e, bakıldığında bu Kamışlı'da el hal kampı var bir tane. İşte esas. 71'e yakın insanın kaldığı bir kamp. Mesela orayı talan ettiler bu PKK'lılar. Ve Amerika adına talan ediyorlar. Ondan sonra yuh bize. Ne yuh işte bu yaptığınız. İşte buna bunun bunun emrini veren Amerika. E zaten açıklama yapıyor yani PKK. Yani Amerikalı dostlarımızın talebi üzerine diyerek. Şimdi ben bu yani bu, bu Rusya'nın açıklamasından Suriye'de bir başka faza geçirdiğini mi anlayacağız? Evet. Tamam ne nasıl yani olacak? Bak biz e, Şubat ayından beri Rusya'ya paşam da bir şey yapıyordur. Rusya'ya habire ikili görüşmeler evet. yapıyoruz. 18 Şubat'ta mıdır nedir bir, bir mutabakat belgesi imzaladık. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Habire <laughs> ya bu İDP sahibi bu şey kaşımayın kötü gidiyor filan diye hı hı. Rusya Türkiye'yi suçluyor. Siz hani o teröristleri ayırtacaktınız. Ee, ılımlı muhaliflerle teröristleri birbirinden ayırt edecektiniz. Bunu taahhüt etmiştiniz bize. Yapamadınız bunu, yapmadınız. Biz efendim yap biz de ne yapalım böyle yapıyoruz filan gibi. Habire olay çıkartıyor. Habire sadece yani son 3 ayda filan dünyanın insanı öldü. Geçen sene 30 değil mi? Aşağı yukarı 30 askerimiz şehit oldu. Bunların evet, evet. yüzünden. 30 asker. Yani biz hani son gelen şehit sayısıyla hep şeylerimiz mesela şey evet. yapıyoruz ama o tür olayları bir anda biz üzerinden bir süre geçince unutuveriyoruz. Halbuki değil. Bunun sorumlusu bunlar bu Ruslar baş başa verildiği vakit mesela siyasi işte Ruslarla kafa kafaya geldiler masada oturdular Konuştuklarında da e, uzlaştık anlaştık gibi oluyor ama ertesi bir bakıyorsun öyle değil yani sahaya iş dönünce adam orada bildiğini okuyor. Dolayısıyla yani bu yeni bir safhadır. Eee i̇şte, hadi yani. ek protokolü imzalıyoruz habire ama ek protokol imzalıyoruz. In, ee, ve e, mesela Şoygun filan son görüşmelerde filan da hep Türkiye'yi suçlama eğilimindeler yani. Siz de hani siz daha de az değilsiniz kardeşim siz de şunları yapmadınız filan diye. Hı. Yani hem top, Suriye'nin toprak bütünlüğü diyorsunuz hem de şuralardan çekilin denildiği vakit bozuluyorsunuz filan. Aa buyur yeni çıktı yani bu diyorsunuz bu sefer. Onun için e, ben e, bu işte Elbap falan tarafında da dahil olmak üzere bunla, bütün bunları oturup yeniden konuşmak bu lazım. Bu MGK bildirisinin Ve, ikinci maddesiyle Blinken'in açıklamalar arasında biz bir senkron görüyoruz. Ben senkron bir örtüşme görüyorum. Evet. Yani esasında Blinken, Amerikalılar da kafa olsa bu rahatsız oldukları şeyi Türkiye ile oturup konuşurlar. Ama onlar işe onlar da PKK penceresinden bakıyorlar. Peki. Yani bu e, müttefikle şey e, mültecileştirme meselesi son derece önemli. İnsanları yerinden yurdun yani bir yer yurt sahibi yapmayalım. Hani mesela Türkiye'nin derdi insanları geçici konutlar orada inşa edilsin, insanlar yer yurt sahibi olsunlar, bir düzen kurulsun. İşte ticari hayat, bakkal olsun, pazar açılsın, kurulsun, eczanesi olsun, hastanesi olsun. Bunu rejim de istemiyor, Ruslar da istemiyorlar. de. Ama masaya oturduğu vakit, aa tabii çok iyi olur falan. Ya bu dünya her tarafında Yunanistan'a 300 milyon euroya yakın 276-280 milyon euro mülteci kampları için veriyor. Para veriyor Almanya. Avrupa Birliği. Hı hı. Mü, mülteci kamplarında neler olduğunu artık Öyle insanlar de. magazin şey programlarında, televizyon programlarında görüyorlar herhalde. Ellerine plastik kelepçe vurup denize atıyorlar ya Yunanlılar. insanları. Sen bunlara para veriyorsun de üstelik. Peki. Ya. Evet. Süleyman Hocam, siz de böyle bir şöyle bir devinim olduğunu hissediyoruz. Yani bir Rusya'nın bir sıkıntısının olduğunu son bir, bu, bir buçuk aylık dönemde iki terör örgütünün eylemlerinin artışında üç Amerika'nın bu tür konuşmalar yapmaya başlamasında nihayet işte MGK bildirisinin bu hani bunu niye koymuşlar sorusunun cevabını karşılığı olarak arayışımız içinde bir senkron arıyoruz. Siz öyle bir senkron görüyor musunuz Arne Bey gibi? Şimdi ben İdlib'i e, dünyadaki gerilimlerin yansıdığı bir spot, bir nokta olarak görüyorum. İzninizle oradan başlayacağım. Yani İdlib, İdlib'den ibaret bir şey değil. Hı hı. Ama bir laboratuvar gibi <laughs> mi görüyorsunuz? yani? Öyle. Yani orada birçok şey yansıyor. Hı hı, anladım. Şimdi şu an dünyada esas gerilim hattı, fay hattı transatlantik dünyada. Yani Avrupa Birliği'ni yeniden Amerika ile bütünleştirme siyaseti o kadar da beklendiği gibi veya işte Biden ve ekibinin beklediği gibi akıcı işlemiyor. Ortada çok ciddi anlaşmazlıklar var. Özellikle Almanya. Bunu daha önceki programlarda konuştuk. Almanya'nın hesabı Doğu tarafıyla yani Rusya ile Amerika arasında bir orta yol bulmak. Fakat bu olmuyor. Çünkü onu kesin bir tercih yapmaya zorluyorlar. Bunu hem Rusya yapıyor, dikkat edelim. Hem Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Rusya da en sonunda en dramatik noktadan koydu açıklamasını. Yani Avrupa ile işimiz biter. ne demek bu ya? Bu çok acayip bir laf. Bu Almanya'ya söylenmiş bir şey. Yani ya işini bitir, kararını ver, ben bileyim seni yani düşmanı mısın, dostum. Aynı şeyi Amerika söylüyor. Peki Avrupa ve Avrupa'da göçmen siyasetlerinin en böyle hani ne diyelim yüksek çekim gücü nerede? Almanya'da. Şimdi düşünelim. Yani şimdi İdlib'de bir kaos çıkarsa ne demek bu? Yani Türkiye Türkiye bir 4 milyon insan daha iyi artık yani bu olacak iş değil. Muhtemelen İdlib, açık... İdlib yüzünden çok ciddi bir mülteci baskısı da Türkiye'ye gelebilir yani. gelebilir yani, de üstadım git, yani 4 milyonu ağırlıyoruz. Üstüne evet. bir 4 milyon daha imkansız bir şey bu. Muhtemelen sınırlar açılacak. Evet bugün belki işte böyle adeta şey gibi yani ne bileyim avcılık yapar gibi göçmenleri avlayıp geri döndürmeler, denize atmalar falan. Ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir anda 1 milyon insanı yürüdü. Ne yapacaksınız? Neyle engel olacaksınız ya? Mümkün hocam, değil bu. Şöyle bir şey size söyleyeyim. Daha şimdi duvarlar vardı. şeyler beton bariyerler var. Daha önce yoktu. Ben şunu gördüm hocam. Öbür taraftan bu tarafta Türk askerine çocuğunu fırlattı adam. Çocuğunu koca, yani kundakta bir çocuğu fırlattı. Bari o kurtulsun al diye. Ha bu ne bulabilir ya, buna? Tamam imkansız yani onu engelleyemezler. Yani o olacak iş değil o. Yani duvar çekersiniz, orada öyle bir karmaşık göçmen, yasa dışı göçmen şeyi oluşur ki başa gelemezler bunlar yani. E bu kim bunun faturasını kim ödeyecek? Avrupa ödeyecek. Amerika niye ni idli bir karıştırıyor? Değil mi yani işte orada yok bilmem şeye avcılığına çıkıyor. Eşit yani. avcılığına çıkıyor vesaire. Şu an orayı Rusya'da Amerika'da, Amerika da Almanya'ya karşı. Amerikan hesabı da şu. İdlib öyle bir bölge ki yani İran, Rusya ve Türkiye arasında gelişen ortak zeminleri de çok bozabilecek, oradaki dengeleri de çok bozabilecek bir şey. Amerika'nın bir de böyle bir yatırımı var orada, bir hesabı var. Yani istikrar bütün bir bölgeyi Türkiye, İran ve Rusya ilişkilerini istikrarsızlaştıracak olan bir etkiye sahip. Yani ben bu, bu işe mutlaka İsrail de belli açılardan katılıyordur. Libya'da belli açılardan. Hatta Fransa bile göz yumuyordur. Belli açılardan. Ama çünkü eğer söz konusu olan Afrika üzerinden gelen göçmen akımı olsa Fransa daha çok konuşacaktı. Ama pek konuşmuyor bu konularda. Daha çok kaygılar Almanya'da birikmiş vaziyette. Yani idlip Almanya'ya dönük bir çok önemli gözdağı veren bir etkiye sahip. Türkiye'de bu sorundan nasibini alır. Herkes alır. Ayrı bir şey. Ama Rusya'ya bir şey olmaz. Rusya nerede çünkü yani sonuçta? Veya işte Amerika Birleşik Devletleri'ne ne olur? Nerede yani Amerika Birleşik Devletleri? Fakat burada birinci derecede tabii ki Türkiye ondan daha fazla Almanya ve Avrupa Birliği risk altında. ya yani şimdi bu, bunu bir kere böyle görüyorum ben. Yani sadece işte Rusya geliyor orayı kışkırtıyor, İran gidiyor kışkırtıyor, rejim şunu yapıyor, bunu geçtik artık oraları. Çünkü Amerika da var artık işin içinde. Ve bu iş Avrupa Amerika hesaplaşmasında, Avrupa Rusya hesaplaşmasında bir nasıl söyleyelim çok önemli bir turnu ee... turnusol kağıdı mı olacak? Ne? Yani turnusol kağıdı değil ama yani rahat biriktirip, hmm, belki bir şeylerin patlayabileceği bir yer olarak ben değerlendiriyorum. Hayır, bunu çözemezsek diyor Amerika ya, yani ne, nasıl yani, ne yapmayı düşünüyorlar, bunu bilmiyor, biliyor muyuz? Yani şey, adam diyor ki çok üzülürüm. Ya, işte, tabii, diyor, ben, yani ne olacak, başka, ben elime şey geleni yapmam. Ya, sen, yani? sen, bu... yani? sen çözme konusuna odaklanmayın, üzülmeye bakın. Yani, ya, evet. Çözmeye dönük şeyler değil zaten, çözüm zaten... böyle olmaz ki. E bunu düşünen, çözmeyi düşünen adam yuh bize der mi ya? <laughs> Ama biz deriz onları. Başkan, Hocam. Hocam tamam değil mi? Benim, tamam. Ben, tamam. Şimdi burada esas olarak aktörlerin şu ana kadar yürüttükleri ve geleceğe ilişkin yol haritalarının ölçüde belirgin olduğuna bakmak lazım. Yani Rusya hedefine ulaşmış durumda ve Esed'in kalmasını istiyor. Yani onun kalması mevcut olan süreçten daha çok nemalanmasını ve henüz daha tahkim edemediği işte Himeim Hava Üssü'nü genişletmek, Laski'yi genişletmek ve oraya daha büyük gemilerin uçak gemilerine dahil girebileceği bir büyüklüğe ulaştırmak hedefi var. Ve dolayısıyla Rusya'nın aynı zamanda Lübnan'la artan ilişkileri var. Çünkü Lübnan'daki istikrarsızlığın en çok Suriye etkisi olacağını biliyor. Bunun temel nedeni de Hizbullah'ın önemli bir kısmı şu anda Suriye'de ve mevcut olan rejime ve Rusya destek için Rusya Hizbullah ilişkileri bu süreçte gelişti. Ancak Lübnan'da artan bu ilişkiler üzerine bu hafta içerisinde iki ayrı toplantı yapıldı. Lübnandan heyetler Moskova'ya gittiler, geldiler. Moskova'da büyük elçilerle görüşmeler yapıldı ve bu konuda Rusya ve İsrail bir işbirliği içinde. Çünkü İsrail'in tekrar Lübnan'a diğer Suriye'de tecrübe kazanmış unsurlarla geri dönmesi ve Lübnan'daki iç savaşa hakim olması İsrail'in hiç istemeyeceği bir şey. Ve şu andaki Lübnan'daki iç savaş da e, sanki Hizbullah'ın tekrar geri dönmesi için e, önemli bir takım altyapı oluşturuyor. E, Rusya e, Hizbullah'ın dönmesini istemiyor. Çünkü Hizbullah'ı adeta bir kara unsuru gibi kullanıyor rejimle birlikte. İsrail de dönmesini istemiyor. E, ancak e, aynı zamanda Suriye'den Hizbullah'ın dönmesi demek Suriye'deki dengelerin de değişmesi demektir. Şu anda önemli odak noktalarından birini de Lübnan oluşturuyor. Diğer taraftan belirttiğim gibi yani Rusya'nın şu anda bir yol haritası net değil Suriye ile ilişkin. Mevcut olan statikonun devam etmesini istiyor. Dediğim gibi mevcut rejim olabildiği kadarıyla devam etsin. Burada Hizbullah ve rejim unsurları ki başka unsurlar destekliyor. Onlar desteklediği sürece Esad da iş başında kalsın. İran'a baktığımızda İran da aynı şekilde Hizbullah'ın hem Lübnan'da hem Suriye'de hakim olmasını istiyor ve bu vesileyle Akdeniz'e inebileceğini ve bu güçler elinde olduğu sürece kendisinin Lübnan'la olan temasının kesilmeyeceğini biliyor ve o da mevcut olan politikanın her ne kadar İsrail ve diğer unsurların karşı çıkmasına rağmen devam etmesini istiyor. Burada baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin temel hedefi belli. PKK, PYD. Bu konuda ısrarlı. Bu İsrail'in de işine geliyor. Çünkü İsrail'in şu anda kuzeyinde kendisine tehdit oluşturacak hiçbir unsur kalmadı. E, ve e, bu unsurlar içerisinde e, Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde bir e, bu şekilde bir devletçilik veya benzeri bir yapının oluşması İsrail açısından tercih edilir bir durum. E, aynı zamanda böyle bir yapı İran içinde bir tehdit unsuru olabilir şeklinde İsrail düşünüyor. Ve buraya baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri o da PKK-PYD devleti kurulana kadar Türkiye sınırlarında değil, daha derinlikte, devri zor ve rakka merkezli ve bunu doğuya doğru uzanan hattında kantonlardan oluşan özerk bir yapı. E bunu hatırlarsanız, bir 5-6 ay evvel de hatta programda demiştik, kuzeyden değil güneye doğru inmek. Burada Dürzilere de bir devlet kurdular, Golan Tepeleri üzerinden. Akdeniz'le bağlantısı olan Delizor ve Rakka'da çıkan petrolü düşük gravitede de olsa buradan Akdeniz'e ulaştırmak şeklinde bir düşünceleri olduğunu hı hı. PKK PYD devletinin kuzeyde değil güneyde kurulmasını hedeflendiğini söylemiştim. Ee, buna doğru adımların atıldığı yönünde kuvvetli emareler var. Çünkü bu yapılmadığı takdirde hı hı. Suriye'de bu bölgelerde DAEŞ'in yeni baştan e, ortaya çıktığını görüyoruz. E, bu açıdan bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin temel amacı Mevcut statikonun devamı bu süreç içinde olabildiği kadar PKK-PYD ile ilişkin anayasal görüşmelerde rejimi de ikna ederek bir yapı oluşturmak. Bu yapıyı İran kuzeyindeki mevcut olan yönetimle birleştirmek. İşte bütün çabası bu. Bunun üzerinde devam ediyor. Burada sinsi bir şekilde gelen Çin, burada Çin şirketleri üzerine ve İran'ın bir şekilde yerini almış durumda şu anda Çin burada. İran'ın yerine e, rejimi ciddi bir şekilde parasal açıdan Çin desteklemeye başladı. Hı. Yani bu e, Çin'in de bu bölgeye artık yavaş yavaş e, Çin uzun süre bekledi çünkü. Yani bir an önce ateşkes sağlansın ve ben buraya e, ekonomik önceliklerimle gireyim dedi. Ama savaşın biteceği yok. Onun üzerine e, Çin e, İran'la olan anlaşmasını da bu kapsamda değerlendirmek lazım Hı. ve burada yer alan İranlı milisleri de Yine Çin'in aynı şekilde daha aktif bir politika izleyerek gelecekteki Suriye odağında yer alması. Çünkü stratejik ortağız diyorlar. Aynı ifadeyi Lavrov'la olan Çin'in görüşmesinde de, Dışişleri Bakanı görüşmesinde de kullandılar. Bunu daha evvel de ifade ettim. Brzezinski'nin kitabında Amerika için diyor ki en tehlikeli şey bu üç ülkenin Suriye, Çin ve İran'ın stratejik ortak olarak karşı karşıya gelmesidir. Kitabında aynen bu yazıyor. Ve üç ülke nerede birlikteler? Suriye'de bir aradalar. Rusya, Çin ve İran. Hı hı. E, bu Amerika'nın e, asla arzu etmediği bir durum. E, ve bu süreçte tabii Çin'in bir askeri gücü herhangi bir şey yok burada. Ama e, rejimin yeniden güçlenmesinde gerekirse kiralık asker veya benzeri sistemlerle kendi gücünü tazelemesinde maddi anlamda önemli destek sağlayabilir. Ve e, Çin'in Akdeniz'de liman elde etme e, hususunu dikkate aldığımızda Laskiye'den sonra ikinci bir liman e, Suriye'de almak suretiyle veya kiralayarak yaparak o, iman başam, ederek. Başka liman şu ana kadar konuşmalardan Suriye'de yeni bir şey yok. Yok hayır yeni çok önemli bir şey var diyorum. Evet. Çin'i söylüyorsunuz. Tabii tabii, tabii tabii hayır, yani hayır o, benim tabii. kastım Çin'in çözümün şey aman Suriye'deki 10 yıldır süren rezilliğin sona ermesi yok yok çok bir şey yok zaten o. E, ama o. burada bakın yani İran Çin arasındaki anlaşma biliyorsunuz 1 yıldır buzdolabındaydı. Suriye Çin'e eklediniz şimdi. İran Çin evet. artı Afganistan çizgisi Çin, üzerinden evet. konuşalım yani, programıyla yani. Ha şöyle yerinden. bir şey mesela Hı. hocama paşama onu ben sormayı isterim. Yani Çin evet yani elinde çok büyük para veyahut da imkan var ve bir oyuncu olarak bölgeye gelmek istiyor. Geliyor, gelmek istiyor filan Bir takım anlaşmalar yapıyor. Mesela Yunanistan'a gitti. Çok büyük para da verdiler. Ama o liman neyi değiştiriyor? Kire Limanı. Kire Limanı. Hiçbir liman şey değiştirmiyor. Aktif hale Gelmedi. Ama, de. hani demir yollarını ama yapımı bekliyorlar. Anladım da yani bu Amerika'nın oradaki pozisyon alışı na da göz önüne aldığınızda neyi oynaya ne oynayabilir Rus Çin ki? Ama bakın eee İsrail yani, de şimdi e, ayımanı... öyle çok uzun vadeli evet. bir şey perspektifi stratejik bir perspektif yok hocam. Şöyle ama görüyorum. yani e, şimdi silahlı kuvvetlerin diyorum ya yani şimdi mesela daha yeni yani dün filan zannediyorum Tayvan boğazında en sonunda Tayvan vururuz bütün donanmanız diye nara atıyordu. Yani tabii o şimdi silahlı kuvvetlerin Tayvan'da e, arkasında Amerika'ya e, göreerek Çin nara Çin'in askeri sivil veya resmi kıyafetli askerini Şam'da göremezsiniz. Afganistan'da da yok. Afganistan'da var olan Çinlilerin hepsi daha da Taliban'la birlikte İranlıların Çin adına savaşacağını düşünür müsünüz? İranlılar Çin adına savaşmalarına gerek yok zaten. Yani böyle bir ikili anlaşma içinde zaten o da yok. Burada önemli olan süreç şu. Tam Amerika'nın Blinken şeyin kararını açıklaması, bu dörtlü hani koan denilen tatbikatın hı hı. İran Körfezi'nden başlayıp Malakka'ya kadar yapılmasının açıklanması Rusya'nın ardı ardına birinci tehdit olarak açıklanması, Lavrov'un buraya gelişi ve hemen arkasından yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir dolapta bekleyen, buzdolabında bekleyen, dondurulmuş İran kabul etmesine rağmen Çin'in bir türlü imzalamadığı bu anlaşmanın birdenbire bu noktada imzalanması çok ilginç. Dolayısıyla bu konu Çin'in Körfez bölgesinden gelecek yakıt, petrol için ne kadar çok ihtiyacı olduğunun tamam, en önemli o, o, göstergesi, bunu risk ya. olarak görüyor Çin. Çünkü ama bakıyorsunuz mesela devletler, bir takım anlaşmaları imzalıyorlar. Geçmişte İran'ın da anlaşma imzadığı anlaşmalar var, meclise sunmuyorlar anlaşmayı. Ama İran için. E, İran zaten İran, onayladı. İran, İran anlaşmayı e, tabii onayladı. İran, zaten İran'da sorun eli, yok. Zaten eli mahkum. Yani ya yok, Çin, Çin'de zaten yani. öyle meclis onaylama diye bir şey yok. Yani Çin Çipink'in onayı olmaksın zaten şey gelip oraya dışişleri bakanı bir anlaşma imzalamaz. Yani bunda 400 milyar dolar bir petrol alım var. Onun dışında e, asker eğitimi var, telekomünikasyon, bankacılık aralığında. Evet, asker gelecek ee, yani. Evet 10 bine askeri yakın 10 bine yakın Çin askeri gelmesi. Ama Çin askeri gelirse savaş Evet e, tabii yani Cibuti'ye de gibi. getirmediler henüz Cibuti'de de mesela Hı. 10 bin kişilik asker anlaşması yaptılar anlaşma yaparken o, Amerika ses hani çıkartmıyor ben... sen de varsın dedi ben de varım Cibuti'ye Cibuti. de e, mesela Cibuti ile yaptığı anlaşmanın metnini okudum e, Çin buraya 10 bine 10 bin civarı maksimum 10 bin tane asker getirme Cibuti ile imzalanan anlaşma bu Amerika'ya da onaylattırılmış çünkü onun da o kadar askeri var zaten Cibuti bundan para kazanıyor zaten yani o kadar askerin ne etkisi olacak. 10.000 ee, 10 bin asker. Ya başka. Ama yani, yani her birisi o. günde iki tane sağlam Cibuti Cibouti o bölge. E, e, çok çok bir İsrail'deki Çinli sayısı 5 bini geçti. 10 binin üzerinde müteahhitler ve Şimdi, her türlü şeyi var. Asker İsrail, başka. Çinliyi başka. Bir şey yani. yeri... başka Çin, yani. Çin burada askerlerle yok henüz ya daha. O yani inşaatı in da var. Askeri yok işçisi. burada. Şimdi yani mesela geçen tabii. programda Çin'in askeri açıdan da sahaya inebileceğine evet. ilişkin yorumlar yaptık. Hayır inebilir ama de ben nerede şey inecek işte Suriye'de yani, inerse yani asker nereye istiyorsun hayır şimdi bilemem Asya'da belli yerler olabilir i̇şte o, o kadar da olabilir. ama o yani bir dakika burası yok. başka yer yani Tabii, Afganistan'da da belki yani Orta Doğu'ya Çin askeri olarak profil verirse bir yığınak yaparsa işte bir Alaska Siderko... görüşmelerinden sonra durumun değiştiğine ilişkin çok veri var. Yani nereden varır onu bilmiyorum. Yani Bunlar bilmiyorum bu, da yani bu... <de>. Sonra en ikinci büyük şey olur. Yıkım olur Irak'ta. Yani o korkunç bir şey olur yani. o Irak o, o kadar... Hı. Yani... Moğol istilasından sonra <laughs> en büyük yıkım. Çin'de, Çin'in Pakistan'da askeri varlığı var mı paşa? Çin'in yok. Uzmanları var. Bakınız evet, yani e, orada Çin'de, bile yok. Çin'de henüz yok. Yani Şimdi, şöyle ama ikili arasında asker eğitim biri vesaire bir bir anlaşma Ama başka yani yok. Yok. ama böyle üsttür evet, yok, bilmem şudur Ama şu, şeyden o, sonra bekleniyor. Şu Gwadar e, limanı tam aktif hale gelip Pakistan'a da gelecek muhtemelen. Kısmı o zaman ara... bakın o zaman paşamızın tezi ha, yavaş yavaş 3. Dünya Savaşı'nı o zaman işte konuşalım. Yani, o zaman evet. olur. E, vallahi siz şey, hiç koyuya inilmiyor. E, hocam Belucistan'da şu anda Gwadar limanına karşı ve bu yola karşı şantiyelere yoğun bir saldırı başladı. Ki var. Yani yapılmasın diye. Yani bu tabii, tabii, CIA marifetiyle yapan tabii. ayrılıkçı gruplar yani otelleri basıyorlarmış. Yani Yani Süveyş'te de olup biten şeyler buraya oturturuz gel, zamanı geldi evet. zaman. Ama bütün bunlar yani Çin'in askeri olarak bir hesaplaşmayı Hayır, göze öyle aldığı... Şey, cümleyi öyle kurarsak ilerleyemeyiz mi hocam? Ama şimdi o... o yani hesaplaş gelmiyor işte onu söylemeye çalışıyor paşam da. Ben aynı fikirdeyim değilim anlamında söylemiyorum. Ama biraz daha ileri adımlar attığını görüyoruz Çin'in. Belki daha başka yerlerde de gözükecek. Yani Orta Asya civarında da gözükecek. Ama muhakkak bunlara cevap verecek. Anladım. Ama askeri bir, olarak bir, yani. Bu çok bak, başka bir şey. Afganistan'ı konuşacağız inşallah süremiz yetecek bu Aslında akşam. Aslında Çin'i biraz bu manada konuşmak biraz daha lazım yani. Afganistan'ı tam yerine oturtursanız ve eğer hakikaten de Amerikalıların ümidi olduğu gibi Türkiye, Pakistan, Sair gibi ülkeler, yukarıdan gelen ülkeler de Afganistan'daki bir politikayı hayata geçirmeye destek verirlerse Çin sadece oraya inmekle kalmaz. Yani bayağı bir adım i̇şte atar. İşte hayır, biz de diyoruz. Biz Aslında, de biliyorsunuz adam sayısı Afganistan çok yani. Biz. Yani Afganistan'ın bağlamı çok farklı coğrafi olarak. Suriye'nin çok farklı yani yer. Ya, tamam o başka bir şey. Ama, yani. Hani, ama çizgileri belli bir hattı e, hat zaten yani tamam. işte hat, petrolü anlatıyor. takip etmek lazım hat açısından ama evet. yani bunun dediğim gibi askeri bir açılım Çin kapasitesinin üstündedir bakın yani söyleyeyim. politikasının yani diyeyim isterseniz. Bence askeri yani olarak yani kültürel kültür ufkunun da dışında. Kültür havzasının da dışında. Çin. Bu kültürünü çok seviyorsunuz? taşans Hocam ama da çok seviyor. Bu, Süleyman tüm Hocam tüm da çok seviyor. Diye lazım diye mı? değil yani. Lazım mı süper güce? Amerika döneminde lazım. E şöyle şimdi lazım, lazım yani. E, yani kardeşim yani sadece ekonomili olmuyor tabii. Şimdi ben e, geçen hafta bizde kulakları Hadeş, bize çok e, Efe diye bir hocamız var Çin üzerine çalışır ağırlıklı e, kim e, hocamdi? E, Efe Can Gürcan diye ve Aynen. Çin konusunda şu anda da dergi çıkarıyor üniversitede tek yol tek kuşak merkezi kurduk hı hı. E, kendisi de buranın müdürlüğü bizde e, beraber çalışıyoruz bir sunum yaptı. Ee, geçen hafta bizim yaptığımız bir web vardı. İşte İsmail Akıp, Paşa, ben, Osman Gazi Kandemir ve Efe Can Hoca. Hepimiz farklı ülkelerin stratejileri inceledik. Orada çok güzel bir sunum. Ee, Çin'in nereye doğru gittiğini verilerle ortaya koydu. Hem silahlı kuvvetler yapısı açısından hem diğer açılardan. Peki sorma çok ayıp, Mesela geniş bizim gidiyor. dışişleri de bunları veya Milli Savunma Bakanlığı da bunları izliyor mu sizden? Yani e, zannetmiyorum. Hayır manasını ama alayım bunu? <laughs> Evet yani biraz... Ee, biz yakın coğrafyamızda çok şeyiz yani ondan sanırım e, yani böyle Çin vesaire gibi şeylerle diyaloglar e, Çin büyük at, askeri ateşi'nin vereceği bilgilerle yani açık kaynak bilgileri üzerinden değerlendirmelerin yapıldığını ben düşünüyorum e, çünkü e, Çin'in politikası çok yönlü yani o işte sunumu önümüzdeki hafta getirip inşallah burada Focadan da izin alarak e, gösterebilirsek yani o sunumda o sunuma baktığınız anda bu çünkü en son veriler hep kendisi sağ olsun Çin'le yakın ilişkisi var. Toplanılan en son gelişmeler ve verileri ortaya koyuyor. Baktığınız zaman Çin'de inanılmaz bir potansiyel olduğunu göreceğiz. Ama bunlar hayata geçiyor. Aşama aşama geçiyor. Çin zaten ben bugün müdahale edeceğim demiyor. Şunu söyleyebiliyor muyuz? Yani eğer bu tırman, bunlar tırmanma anlamına gelir. Yani Amerika'nın bütün restleri ki yapıyor sıkıştırıyor boğuyor falan bunları görüyoruz. Buna karşı askeri profil verirse bu daha da tırmandırır. O askeri Halbuki... profil vermiyor zaten. Onun şu anda askeri profili öncelikle birinci öncelikle dışarıdan kendi sınırları içine veya dışarıdaki güçlere yapılacak saldırıya karşı koymak. Temel mantığı bu. Ama şimdi bakınız bulacağız. şunu söylediniz paşam da benim kafam orada karışıyor. Eğer Suriye denklemine girerse Çin. Ama sivil olarak girdi. Asker yok şu anda. Ama bir dedi kaynak değil. aktaracak dedi. Kaynak aktarıyor i̇şte, tabii ki. İşte orada problem. bu üç gün sonra açığa çıkar. Çıktı zaten. Yani, yani bunu Amerikalılar kabul ediyor. Bu, Türkiye Çin ilişkilerini bozar. Yok, Çin ilişkisini bozduğu zaman o zaman Uygur Türkleri ve diğerleri devreye girer. Şu anda e, Türkiye'den işte yani Uygur zaman Türkü artıyor. adına bir tane herhangi bir ifade kimse bulunmuyor. Uygu Türklerine ulaşan Bak, burada bakın bir rapor biz, göstereyim biz, size. Biz Doğu biz, Türkistan köprüde e, bata... Doğu Türkistan toplama kaplarındaki yazıyor. Evet tamam doğru. O, kimse ses çıkartmıyor ya Doğu Şimdi, Türkistan Şimdi şu anladım evet. ben sizin söylediğinizi. Bu Doğu Türkistan ve oradaki eziyeti eziyeti bu görmediğimiz manasına gelmiyor. Yani ya, biz ona ki yani biz, evet biz, bizde ses çıkarmayışın bir şeyi de şu. Eee ya ne yapalım Çin, birileri öyle düşünmeyi düşünmek işlerine geliyor. Yani ne yapalım işte bir Çin'de para var. Türkiye'nin de paraya ihtiyacı var. Yatırım. şuna buna ihtiyacı var. Evet. ses açmayın. Hayır değil. Bu Doğu Türkistan'daki Uygurların da çıkarı veya da çıkarı derken özgürlük talepleri ya da bağımsızlık ya da hürriyet talepleri bu otonom veya şey olabilir hepsi Türkiye'nin Çin üzerinde kuracağı etkiyle mümkün. Başka Çin hiçbir şekilde zorla yapmaz bunu. Kesinlikle Çin zora dayanarak bir şey yapmaz. Yani, Tarihinde bak. yok yani adamlar Öyle. Yani şimdi o, o kısmı... Yani, ben... Türkiye sayesinde o kadar ki ilk defa bir, Türkiye'den bir heyeti e, Kaşkara filan yani Urumçi'ye e, Götürmeyi yani bu gözlemlemek için bu iddiaları gözlemlemek için bir heyeti şimdi Türkiye'den bir heyet gidecek oraya. Ama gitmesi bir anlam ifade etmiyor yani şimdi bu en son gelen raporlarla hazırlamıştık. Yani hazırlanmış Türkiye bir şey. bu tür şeyleri yani boş bırakıyor değil. Mutlaka inşallah hocanın vere getireceği rapor bize de ışık tutacaktır. Yani işte bu yapacağı sunum 2019'da Şişli Bingin açıkladığı şeyler var yani burada oraya da yardım ediyor. Mısır'a da yardım ediyor, İsrail'e de destek veriyor. Yani bunu açık bir şekilde yapıyor. Yani Çin Birisine bir para verdiğinde bunu saklamıyor zaten. Tamam bayan Öyle da, bir şu, şey yok. şöyle bir şey Biz var. Siz Hizbullah mesela Amerika... 150 tane size Çin, Suriye'de şirket ismi sıralayabilirim. Tamam. Şu anda açık olan. verirse İtirak. bu parayı durum değişir. Hizbullah'a verecek demedim ki zaten ben. Ben rejime verildiğini söylüyorum. Veya PKK'ya verilecek. Aynen. Aynen. Yok, Şam'a şey dedi. Ben Şam'a dedim. Ben Hizbullah'a verecek. Hayır baştan beri Mesela şöyle bir şey söylüyorum. Yani Rus... Amerika dediğiniz biraz CIA, biraz Madonna, biraz Hollywood, işte şu bu yani. filandır yani. <laughs> Değil mi? Ya böyledir. Amerika dediğiniz biraz bunlardır yani. İşte falan. West Side Story filandır yani. Rusya dediğiniz biraz KGB, biraz Dostoyevski, Tolstoy filandır yani. Beyaz Geceler filandır. Çin dediğiniz nedir hocam? Yok böyle bir şey yani. Şimdi öyle var bir, bir tane öyle Yani Sun su var. Ha, yani su var. Yani dünyanın en eski stratejisi var. Sö ya, Şimdi. Söylemek istediğim yani şuraya gelse bir Çinli ajan tanırız, tanır mıyız? ya tanırız. Herkes değil mi? En son Trump'ın bir cümlesi vardı. Yani işte buna söylüyorlar yani oradaki danışmanlar. Ya bu Koreli, öbürü bilmem ne, belki işte Vietnamlı, şu bu filan. Ya bunların hepsi Çinli değil mi diyor ya? Ha, Çinlilerin çok iyi e, edebi şeyleri var, şahsiyetleri var. Yansun Sun'un evet, şu anda klasikle mukayese evet. ediyorlar. Mesela 18. yüzyıl Prusyalı önemli stratejistle biz derslerde de anlatıyoruz. Yani, Sun Tzu'nun bundan kaç yüzyıl önce söylediği, ikincisi dünyanın İçinliler, en önemli e, teorisyenlerinin yetiştirdiği canım, yer canım. askeri stratejistler. Sınırsız savaş teorisini ortaya koyan ve diğer teorileri ortaya koyan hep Çinliler. Yani Çinliler ve evet, Japonlar karşısında e, o zaman içinde yenilgi uğramışlardır ama yani, yani gerçekten şöyle, güçlü bir stratejileri var. Bir yol bulabiliriz, ara yol bulabiliriz. Bir yerleşik anlamda, yani bizim alıştığımız anlamda Çin'in bir etki gücü, yani onların deyimiyle söyleyeyim, yumuşak etki gücü bulunmuyor. Daha düşük bir etki. Bu. Kaldı ki buna çok da izin verecek bir durum yok Batı'nın. Demokrasidir, insan haklarıdır, şudur budur, Birkinci Hong Kong'dur, kere, Tayvan'dır, Doğu Türkistan'dır. Yani... Artık ağlatana kadar bunu süründürür Batı. Hele işte Amerika örneğini verdiğiniz için Avrupa örneğini de verebiliriz. Çin'de bu tür şeyler yok. Ama şöyle de bir durum var. Ben demin hani biraz şaka yolu çıktım ağzımdan ama belki düşünmemiz gerekiyor. Mesela Alaska görüşmelerinde çok ağır konuşmuştu Blinken'i hatırlıyorsunuz ABD Dışişleri tabii, Bakanı. Tabii. Çin resmi açıklaması 1.4 milyar Çinlinin bunları kabul etmeyeceği yönünde. Yani onlar da çok ağır cevaplar var, verdiler. Yani. Tabii, tabii verdiler. Bu evet. aşağılayıcı. Şimdi bazen edildi. de hani buna başka türlü de bakmak gerekir diye yeni düzen ya Süleyman Hocam Ayyemez. belki onu da bizim yenilememiz lazım. Yeni düzen diye bir şey yok ki var mı şu an öyle yeni düzen, düzen kurulmamış ayrı konu. Ama yeni çok kutuplu itiraz edebiliyor mu? Çin'in Çin'in çok kutuplu Çin'in teknoloji üst, şu an üstünlüğüne nedir, tam tam bir itiraz yok zaten efendim e, onun dışında. Ekonomik gücü bakımından buna bir itiraz yok. E hiç bunlar yani kıyas kabul edilmez. Bunların hepsini yapabilir. Ama ben mesela Orta Doğu'da Çin'in kendine yer bulabileceğini hatta bunu da arzu edebileceğini yani. Ya, Irak'ta e, yatırımların hepsinin listesi var. Yaklaşık 50 milyar, milyar dolarlık yatırım as var. Şu asker işinin var. Bunu yer bulmaktan Rusya kastım. Rusya ile birlikte yani. Yani orada... Bir rafineriyi alır, işletir, bir şey yapar. Ama yerleşiyor mesela. işte, böyle gidiyor zaten. Bütünüyle gelmiyor ki hiçbir ülke. Sömürülenler yavaş yavaş geliyor oraya. Ya Çin buraya geldi, Rusya, İran kuzeyinde. Şu anda şirketlerin isimleri var bunların. Aynı şekilde Çinli şirketlerin isimleri var. Afganistan'da Ama, da Çinli şirketlerin isimleri var. Ona bakarsanız, Arsenalın sahibi de bilmem ne. Hala bu, yani bu Çin, yani Çin parayla gitmenin bir evet. şeyi yok yani bir, bir Ama nasıl bir gidecek, gidecek yani parayla gitmeyecek. Getirin, bir, bir evet. firmasının sahibi Arap. Ve zamanla oluşturacak bunu. Oraya gelerek ekonomik gücüyle Afrika'ya bugün gidiyor. Gücü, e, ekonomik orada. gücüyle gelecek. Askeri gücüyle niye gelsin ki? Çin, Çin'in daha henüz ha, tamam 2040 tamam, yani, yok o zaman zaten. zaten. bir şey ya, değil bir konuştuğumuz için. Hani ama gidiyorsun? ben demedim ama, ki yani. yani ben ama şunu söyledim. De yani farklı, deniriz. ben Çin ekonomik gücüyle buraya geliyor. İran'ın yerine Şam rejimine borç veriyor dedim. Benim, ya e, günlük benim, hayatın gelişmesi evet, yani için öyle şey şey aynen söylüyorum. öyle söyledim ama ben. onu, niye biz yanlış anladık? Acaba yani kayıt yani, yani, orada da öyle fakat, söyledim ben. Asker lafı benden çıktı. Siz karıştırdınız. Ben demedim. Ben karıştırdım. Ben Semedim Semedim ama şey, şey, ama gelin çıkartmayın yani, tartışmaya da. Yani. Hani paşam öyle demedi. Hatta yani değil mi? Asker e, demedi. Cibuti'de de getirecek askerleri, 11 asker. Cibuti'de dediniz. anlaşma e, yaptı. E, Irak'a da, getirecek dediniz. Yok. Bazı abi, yerlerde öyle bir şey yok. Esasen... Irak, İran da. için dedim. İran'da öyle anlaşmada madde var dedim. Anlaşma maddesi var. Şunu da hatırlatayım. Süleyman Hocam hatırlayacaksınız. Bu Suriye krizinin belli bir noktasında... Bazı Çin birliklerinin Suriye geldiğini biliyoruz özel kuvvetler. Yok, ama yani işte şey. özel kuvvet ha, değil tamam. Şey, tabii. Olur. Anlıyorum ben sizi. Tabii 30 kişi o. Bu şey başka yani bir şey. Orta... Gözlemcidir bu. Gözlemcidir ama bir şeydir evet. Ağırlık koyma açısından şimdi mesela Brzezinski'nin tezlerine referansla bulundu hocam. Yani İran, Rusya ve Çin Orta Doğu'da ağırlığını koyuyor. Yok, İran, orta Rusya, Doğu Çin, çin demedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. çevrelenmesine karşı çıkacak öyle yazıyor. Tamam satışta. yani bu... Yani Orta Doğu demiyor Brzezinski'ye. Bu üç ülkenin bir araya gelmesi, stratejik ortaklık yapması Amerika'nın menfaatlerine karşı olabilecek en kötü senaryo. Senaryolardan evet. bir tanesi. Ama zaten diyor. Rusya, Çin ve İran diye bir şey olmaz herhalde zaten. Birisi gidiyor. Yani, işte diyor. yani ha. şu anda İran'la Çin anlaşıyor. Yani Suriye, İran, Rusya, İran arasındaki ilişkiler şu anda kopuk gibi gözüküyor tam anlamıyla. Yani neye evrilir bilemiyoruz ama. Ama de müthiş işbirliği gelişiyor. Değil mi evet. yani? Kimle kim? Rusya ile Çin arasında. Doğru işte işbirliği gelişiyor. Yani o uzayda da var gene aynı şekilde var, bunlar var. Yani tabii bunlar ihtimallerden bir tanesi ama hepsinde Türkiye eğer ilgili bir yani. Yo yo, ha, şimdi, yok yok açılabilir çünkü yani. Türkiye'nin yalnızlaştırılması gibi bir tablo çıkıyor. Yani Çin İran'a ağırlık veriyor, e, Şam'a para yatırıyor. Bir dakika e, Türkiye ne yapacak burada? Rusya bir taraftan bastırıyor yani bunlar şunu doğurur o zaman İlk aklıma gelen şey bu savunmasını yapacağımdan değil de o zaman Türkiye NATO'ya geçer o zaman da Rusya düşünür yani bu, bu olacak olan şeyler bunlardır yani ama şey olarak yani ekonomik bir dip dalga olarak Çin'in bu her yere git olduğu gibi Orta Doğu'ya tabii, da gelecek. Gelecek ki. Yani. Zaten geliyor. İşte Paşam da söyledi. Aypo'ya geldi, geldi. Amerika, yani, geldi geldi. Vesaire. Ama şimdi siyasi denklemlerde taraf koymak, Çin'in taraf koyması ya da taraf seçmesi kendine öyle söyleyeyim. Bu çok şeydir. Hele hele bunun tabii ben onu yanlış anladım. Askeri olması. boyut falan. Oo, oo. Ba bazı coğrafyalar, de. Suriye onlardan birimi doğrusu bilmiyorum. Düşünmek lazım ama bazı coğrafyalar için askeri güç gücünü mesela Rus yani Gürcistan Rusya için neyse bazı coğrafyalar Çin için ona denk gelir mesela, mesela Afganistan konuşalım o da o da kolay değil o değil. kadar i̇şte ben konuşalım yani Çok Afganistan kimseye yar olmuyor kolay kolay yani Hayır. Öyle, ha, o Afganistan'ın kendi özelliğinden, tabii ki kendi özelliğinden e, yani. ona bir şey diyemem. Tabii. Ben sadece oyundaki yeri açısından söylüyorum. Bu kadar önemlidir Çin açısından. Yani, Orta Doğu'dan söz ettik çünkü hı hı. yani e, tarihte bir defa o Moğol dalgası geldi buraya bu coğrafyaya. O da e, yani ortalıkta hiçbir şey bırakmadı. Taş üstünde taş kalmadı, ot bitmedi yani. Ot Bastığı yerde ot bitmedi. Peki. Önce şeyi kaynatmaya çalıştınız ama ona izin vermeyeyim ben. Üçüncü evet. Dünya Savaşı. Yok yok zaten e... devam ediyor maşallah kolodasının Ama şu katılıyorum paşamın. Hı. Bu bu baskı çünkü düdüklü tencere gibi bu basınç bir savaşı patlatabilir. Mümkün ama yani, yani patladı. O... Yani savaş dediğin zaten nedir ki? Ya, Birinci Dünya Savaşı dediğin işte Avusturya prensinin. E, Suikastıyla patlamış evet, gitmiş. Yani. İkinci Dünya Savaşı dediğin böyle gidiyor. Bardağı yani. taşıran evet. damla bir küçücük olabilir bir yerden ama. Yerden geliyor yani. Peki bir reklama gidelim sonra asıl konularımıza geçelim bence. Peki. Gerçi bunlar da asıl konular hatta asal konularda öyle söyleyelim. Bunlardan bağımsız düşünemeyiz. Hemen geliyoruz efendim. Ay. Evet efendim. Döndük Akoladası devam ediyor. Devam ediyor derken arada zaten 3. Dünya Savaşı devam etti burada. Ee, şöyle yapalım. İki konuyu birleştirerek konuşmak arzusundayım. Yani fikren değil ama hani paralel gitsin için. Birisi bu İran-Çin anlaşmasının üzerine biraz daha gidelim. Gerçekten ne kadar önemli olduğuna ilişkin bir fikir edinmek isterim. Eminim izleyicilerimiz öyle der. İkincisi de Suveç kanalında yaşanan şeyin tam ne olduğu konusunda bir mutabakat sağlayabilirsek bu akşam. Çünkü kaza deyip de içinden çıkabiliriz. E evet, öyle olsun, kaza olsun ama dünyanın can damarlarının %15'ini 20'sini elinde tutan tedarik zinciri bu kadar kolay demek ki kesilebiliyormuş. Evet. Onu anladık. Kaldı ki evet. hani sıradan bir %20 değil. Yani bütün dünyadaki kimileri ülkelerden daha zengin sigorta şirketlerinin, uluslararası sigorta şirketlerinin dahi ağladığını gördük. Tabii iflas paniğe kapıldı adamlar Tabii. yani. Ne ödemeleri mümkün? Hani ödeyecek gücü olsa arkasını göremedi adam. Hani 400 gemi tamam ödeyelim ama sonrası. Çünkü 401 olduğu zaman batıyorsunuz. Sigorta o dönemde... paraları gelirken çok rahattılar ama değil mi ama yani? Tabii hep öyledir Tabii. o işler. Ee, Mısır'ın ne demek olduğunu konuşalım. bu bağlamda konuşalım. İsrail'in bir de alternatif yollar. Türkiye çıktı dedi ki tamam güzel süreç önemlidir. Ama gördük ki başka yollara lazımdır. Bu yollara bir tane teklifimiz var. O da orta yoldur orta yoldan kısıt Çin'den İngiltere'ye giden ve Kalkas Hazar Havzası'ndan Türkiye'ye bağlanıp oradan devam eden orta kuşak. Yok. Orta kuşak yok. Orta yol ifadesi kullanıldığı için tırnak içinde söyledim. Mesela Ruslarla Çin'le hemen şeyi işaret etmeye başladılar bu tartışmada. Arktik hat üstü. Kuzeyden giden kurbatını. Esasen orası zaten ciddi bir zamanda yani eğer aslında şu anda var. şu anda bile faal Çalıştı. yani Doğru. çalışıyor. Doğru. Yani, Şimdi birisi bize bunu mu göstermek istedi? Oradan başlayalım isterseniz. Ve niye? Yani şimdi en ne lazım? Bir de bu olay olduktan kısa, bir gün sonra biliyorsunuz bir tren kazası yaşandı Mısır'da. 32'de kaldık. Yani. Allah rahmet eylesin hayatını kaybeden insanlara. Bir de bununla da birleştirdik. Acaba ne oluyor? Konuşmaları yapıldı. Ee, hadi Paşam'dan başlayalım. Bu sefer izin verirseniz. Yani bu e, e, tabii bunu bakınca dikkate e, Kırım sıra, işgali sırasında e, biliyorsunuz e, Rusya'da benzer bir şeyi bir gemiyi Kırım oradaki e, Azak Denizi girişine koyarak e, benzeri olayı yapmıştı biliyorsunuz. Ukrayna'nın içeri e, girişini engelleyecek şekilde. Dolayısıyla bu tür e, geçmişte de tarih sürece baktığımızda da bu tür kritik e, deniz geçiş noktalarının benzeri yöntemlerle sadece mayınlarla değil bu tür gemi veya burada gemilerin konularak trafiğin aksatılması söz konusu olabilir. Yani burada da konu olunca dediğim gibi yani Kızıl Deniz raporu. bu rapora baktığımızda zaten burada Amerika Birleşik Devletleri, yine Çin, Suudi Arabistan, İsrail, Akabe Körfezi üzerinden Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri de dahil birçok ülke burada yoğun bir şekilde mücadele içinde. Çin Afrika içine giriş Çin ve trafiği Çin için esasında Kızıldeniz trafiğinin şu anda e, önemi ikinci plana yavaş yavaş atılıyor. E, burada bizim e, Sayın Ulaştırma bakanı da söylediği bir ifade var. Süveyş kanalına alternatif en uygun e, taşıma rotası orta koridor dedi. Hı hı. Yani bu e, dün bugünkü yaptığı açıklamayla. Şimdi dolayısıyla burada ki ben de bu konuda bir çalışma yaptığımı söylemiştim size. Deniz e, hatta tartışmıştık gene. Hı hı. Ve demir yolunun daha uygun çıktığını, Süveyş kanalının bu tür risklerle tıkanma tehlikesinin olduğundan bahsetmiştim. İşte bunu bir kez daha gördük. Ve devletler... Şey ne halde acaba şeydi. bu Süveyş kanalını genişletme? Yaptılar onu. Yani, ama yetmiyor herhalde değil mi? Yetmiyor ama bu gemi ya. olağanüstü Kapak. bir gemi. Hayır hayır o... Daha bitmedi canım. Belki bir sınırlama ya getirebilirler gemi yani gemilerin büyüklüklerine falan Çünkü bu tür riskler çünkü her çünkü... zaman var. Yani takılan gemi ee, az buz gemi değil. Tabii tabii yani e, çok ciddi büyüklükte bir gemi. E, şimdi böyle basit bir şeyle e, dünya o yüzden Çin gibi ülkeler, petrole bağımlı olan Vallahi ülkeler... ucudan çekilen görüntüleri yanından çekilen fotoğraflardan daha netti. Tabii tabii yani e, bu sıradan bir şey değil. O yüzden de ben bu e, Kızıldeniz raporu var. Çok kapsamlı hazırlanmış. Yani Deniz'de iki tane kritik var. Yani dünyanın diyor ki yedi önemli petrol geçiş noktalarından biri. Malakka'da var tabi. Ee, i̇kisi burada. Biri Cibuti. Yani Cibuti tam e, uç kısmında. 27 kilometre genişlikte. En dar yeri. En üstte Süveyş kanalı. E, toplam 2000 kilometre. Yani e, Akdeniz'den girişten Cibuti'den çıkışa kadar olan süre içinde. E, burada e, İngiltere yok gibi gözüküyor ama Cibuti'de su var. E, Japonya'nın Aynı şekilde bu bölgelerde aşağıda Barış Gücü Harekatı adı altında bir takım yap yapılanması var. ki Japonya e, bu da simgesel olarak yer alıyor. Şu anda aktif olan burada 6 tane ülke var. Suudi Arabistan e, biliyorsunuz boru hattını Kızıldeniz üzerinden evet, evet. gönderme çabası var. Doğru. İsrail Akabe Körfezi üzerinden ha. Etopya ile 1950 yıllardan beri devam eden Akabe. bir e, ilişkisi var. Ve herkes şu anda gelecekte en çok tüketim konusunda, Gelişme gösterecek olan Afrika'ya yöneldi. Afrika'ya yönelmenin en kolay yolu da Kızıl Deniz üzerinden gitmek. Hı hı. Çünkü e, buradan hem kuzeye gidebiliyorsunuz hem güneye. Ama Orta Afrika Yeni ortadan kuzeye veya e, Batı Sahil bölgesine gitmek güçleşiyor. Hı hı. E, o yüzden e, bu e, elbette kaza olsa bile e, ben bütün dünyanın yani öyle düşünsek e, bile bütün dünyanın bu konuda alternatif üretmeye ve özellikle yani bu, bunu teşvik etti. Yani, yani Çin mesela. Çin'le İran'ın tam bu süreç içinde yaptıkları anlaşma da çok anlamlı. Yani ben onu düşündüm. Yani aynı anda bir baktık iki şey birden oldu. Bir Amerika Birleşik Devletleri Hint Pasifik Komutanlığı'nı ziyaret etti bilin şey Savunma Bakanı Hawaii'de ana karargahı hemen arkasından bir tatbikat yapılacak. Nisan ilk haftasında 25'inde gene bir tatbikat nereden başlıyor? İran Körfezi Sıkışı'ndan başlıyor. Malakka 5600 mil ve Fransa Birleşik Arap Emirlikleri katılıyor. Tam bu tatbikatların başlıca Avrasya görüşmesi var. Birdenbire bir bir küsür yıldır bekleyen anlaşma için e, Çin Dışişleri Bakanı İran'la el sıkıştı. Evet. E, ve aynı anda bu gemi meselesi oldu. E, evet. Yani bu e, elbette tesadüf olabilir ama zamanlama açısından baktığınızda e, sanki hepsinin bize üstüste, bir şey evet diyorsun. bir şeyler anlatıyor. Peki şöyle yapalım. Ha, evet. Bir, bir şey e, burada e, ben e, o çalışmada da ortaya koyduk işte yakında yayınlanacak o. İnşallah. Burada orta koridorun ve Türkiye üzerinden geçen koridor giderek önem kazanacak. Evet. E bu e, bu konuda işte eee işte, e, Ulaştırma Bakanı'nın söylediği ifade bence çok önemli. En uygun alternatif rotu Çin bunu kullanacak. İkincisi de İran'la yaptığı bu anlaşmayla burada yapacağı şey yani buraya bir güç kullanmaktan ziyade o güç muhafız gücü gibi yani enerji tesislerini korumak. Yani İran öyle diyor ben bu tesisleri koruyamam madem sen yapacaksın sen koru diyor ona. Ee, yani o kadar 10 bin kişi falan getirecek hali de yok ama 400 milyarlık bir petrol alımını en azından ilk başta öyle şey de var dolarlık. E, tabii dolar ifade ediyorlar. Niye kendi yerel para birimleriyle açıklama yapmıyorlar? O da ayrı bir konu. Şimdi burada eee Şimdi burada karayolu mu demiryolu mu? Demiryolu. Demiryolu. Demir peki orada İran'ın İran İran'ın şeyi da geçen, geçen çok önemli Evet. Tabii, tabii İran'dan. İşte, peki e, Ermenistan'ın çözülmesi durumunda işte başlıyor. Ermenistan'ın siz programı açarken söylediniz. Ermenistan'da yapılan açıklamanın bizi ilgilendiren boyutu şu. O açıklamada diyor ki bölgesel bir planlama yapılmalı diyor. Ama o zaman Gürcistan yani, devre dışı kalır. Şimdi yani bu Türkiye'yi içine alan bir ama planlanmamış. ikisinin kapasitesi yani, de şimdi şöyle önce. ama e, Azerbaycan'dan gelip e, zamanında Ermenistan bu sistemde olmadığı için bu yol biliyorsunuz Gürcistan üzerinden dolandı. Evet. Şimdi bu yolun buradan en kısa yolu esasında Ermenistan üzerinden Değilmesi. gelendi. Ama onu kabul o zaman sorunlar olduğu için. Eğer Ermenistan üzerinden bu yol gelirse, o zaman Gürcistan bundan yararlanamayacak. Yani Türkiye, Gürcistan. Bir şekilde halledilir gibi geliyor. Yani işte yani daha da güneye gidebilir. Evet. Yani Biliyorsun, bu konu mal ve para en kısa arayacaktır. arayacaktır. Alternatif var biliyorsunuz. Hani Rusya'nın söylediği bir hat vardı. Nahçıvan'ın arkasından e, Azerbaycan'la Türkiye'yi birleştiren bir yol evet. inşası. Evet. Mesela bu da aynı şekilde demir yoluyla desteklenirse Hazar'ın güneyinden ya Hazar Hazarı birey. deniz geçişinde. Zaten, evet. O İran'ın da arzu ettiği bir şey evet. tabii. Hazar'ın güneyi. İşte Hazar Denizi Sözleşmesi zaten bu kapsamda yapılmıştı. Yani yıllardır halledilemeyen Hazar Denizi Sözleşmesi, bu kıyı deniz yetki alanlarının orada paylaşılması, uzun yıllardır özellikle Azerbaycan, İran ve Rusya arasında ciddi sorundu. Rusya hala da tatmin olmadı ama bu bölgenin kontrolü altına alınması, bir düzen oluşması açısından bunu kabul etti. Esas yani Rusya'yı evet. tatmin eden, esasında... Hiçbir, tatmeden hiçbir şey yok da Rusya'ya. hiçbir şekilde tatmin olmazlar evet esas kontrol edebileceği daha kolay kontrol edebileceği kuzey Hazar'ın kuzeyinden gel gelmesi evet. Bunun. evet yani o zaten bir yol da yapıyorlar biliyorsunuz Azerbaycan'a Azerbaycan'a Azerbaycan Kafkaslardan gelen e, çok kapsamlı evet, bir yol evet, da yapılıyor evet. şu anda e, buradaki müdahale edebilmek için yol imkanı yok hep hava yolunu kullanıyoruz Şimdi, ya hocam, bu son Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye Bakıyor ekseninden ortaya çıkan tablo artı İran anlaşması artı Süveyş meselesinden biz ne öğrenebiliriz? Yani biz bu, orta koridorun orta çeşitleneceğini. Yani alternatifte Türkiye'nin de özellikle Ermenistan'ın içinde bulunduğu e, durumu da dikkate alırsak yeni bir pazar şey açılacak. Bu Çin'den e, Avrupa'ya gidiş trenle 18 gün işte bugün bu sene Türk, bu haftan geçim bu, bu için bin, bir şey değil. bin bin Katar yani katar bin katar evet. planlanmıştı bu yıl içinde evet. bin, bin vagon bin ya yani tek vagon değil de katar, yani katar değişik bir evet. ifade kullanılıyor orada. bin adet olması hedeflendi. Evet. Bir, üç defa gitti buradan şu an Türkiye geçen yıl e, geçen yıl bu hattı bir kere yapıldı hı hı. E, iki kere de veya üç. üç kere de Türkiye'den gitti yani evet. Türkiye. Diğeri bir kere yapılan Çin'den çıkıp Urumçi ve şeyden gidip daha işte Avrupa'ya kadar en son yaygın evet. noktaya kadar gelen tek bir sefer yapıldı. Yani Avrasya'dan bu, geçen bu direkt. işlevli hale getirmek bunu e, hızlı da olmasını gerektiriyor. İşte bu tüneller falan var biliyorsunuz. Şimdi konteyner yüksekliğini arttırmaya evet. çalışıyorlar. taşıma kapasitesi en Zaten önemli sorun. Taşıma kapasitesi. O Orta Asya'daki tünellerin tabii hepsi eski ve bu. klasik usule göre yapıldığı için o tüneller, viyadüklerin taşıma kapasitelerinin arttırılması gerekiyor. Bunlar üzerinde. Bunlar inanılmaz para aktarıyor veriyor zaten. Şu var anda var. Güvrük yani. yapıları Çin modernleştiriliyor. Başka Ama bunlara işte e, 1'e evet. beş veriyor öyle yani. Peki. Çin kendi ülkesinde de öyle. Yani bir bakıyorsun 3000 metrede köprü yapıyor adam ya. Evet. Şey Çin, i̇nanılmaz bir şey. Bu kazayı hayra yordunuz mu? Ee, hiçbir kazanın hayra yolacak <laughs> bir tarafı zaten yoktur. Peki. Ama bu tip kazaların Peki, hiç yoktur. Daha hayır çıkarabilir. Evet bu tip kazaların hemen hemen hiç yoktur. Ee, ben nihai kertede e, paşamın söylediğine katılıyorum. Abi, bu orta yol meselesi. Yalnız belki hani e, o an bağlam e, biraz farklı olduğu için e, paşamız e, onu vurgulamadı. Belki katılabilir bana. Bu İngiliz etkisidir yani onu görelim. Bu apaçık tabi, İngiliz tabi. etkisidir. Ya onda kesin. Yani bu Buyurun. bu İngiltere'nin derin oynadığını gösteren Hı. bir süreçtir. Eğer bu hat kazanırsa bir kere bunun kaybedeninin her şekilde Rusya olacağını düşünüyorum. Hı. Bunu Rusya'ya yar etmezler. İstemiyor çünkü. Yani İngiltere'nin böyle adeta kanırtarak adeta kronik hale getirerek Sürdürdüğü bir şey var. İstemiyorlar Rusya'yı. Yani bu tabi durduk yerde bu Rusya düşmanlığı. Hani o İngilizler ki bizim ebedi dostlarımız evet. düşmanlarımız yok demiş. Ama neredeyse dikkat edelim ee, İngiltere'nin dış siyaset yapımında açıklamalarında söyleminde sürekli olarak Moskova'nın dışlanması diye bir şey var. O i̇şte hocam bu Cambridge öfkesi bu. Yani şunun için bir kere Rusya Avrupa bağını, kıta Avrupası bağını İngiltere'de istemiyor. En az Amerika kadar istemiyor. Zaten o konularda Amerika ile çok paralel siyasetler yürütüyor. Hatta daha ileri olduğunu söyleyebiliriz. İşte demin bahsettiğimiz ettiğimiz gibi orada çok açık bir değil şey mi? Çıkar, net söylüyor. Tabii tabii. Barışamama değil, uzlaşamama değil. Uzlaşmayacağız. Uzlaşmayacağız. Yani böyle hani imkan olsa da uzlaşmayız. Şu an en yüksek hararetli husumetler Hı. Summit noktalarından biri dünyada İngiltere Rusya arasındadır. Şimdi dolayısıyla bu hat paşamın ayrıntılarını verdiği Belki bizim de bir harita hazırlamamız lazım. lazım evet. Yani o alternatif geçişler nedir? Ekleme harita listemize ekleyelim. Eklememiz olur. lazım. Yani insanların zihninde bir de çok Tam bu en çok ne taşındığını biliyor muyuz? Petrol. Petrol. Evet. Şöyle yani, yani, yani çok için. Ta, kısa hocamız sözünü destekleyecek tabii. şekilde, şurada şunu bir veri vardı. Sizin dediğinizi evet. desteklemek için sordunuz. Tabii tabii, tabii. doğru. Ee, yani eğer hakikaten... Şimdi olsa, Körfez'den çıkan bir gemi, e, Kızıldeniz üzerinden Londra'ya 12 bin kilometre mesafe, 14 günde ulaşıyor. Tamam. Afrika'yı dolaşması halinde 20.900 kilometre 24 günde ulaşıyor. Kızıl Deniz transit geçti küresel ticaretteki maliyet ve süreyi yaklaşık 43 azaltıyor e, ve e, dünyada 2019'da 3.19 milyon ham petrol ve varilin e, neredeyse %78'i Avrupa pazarlarına buradan taşınmış. Şimdi tamam. Evet. Şimdi şunun için sordum. Siz bahsettiniz ya bu süreç içindeki problem İngiliz meselesidir dediniz. Ben öyle görüyorum. Ve onun bir ucunu da Rusya'ya bağladınız. Süveyş'le ilgili olanı İngiltere ile ilgili değil. Yani İngiltere orayı tıkamak için anladım, adım anladım. atmaz. Ben sadece orta yolu vurgulamak için söyledim. Eyvallah. Ama bu petrol meselesinde de tıpkı ha, petrol İngilizlerin Amerikalılar gibi şu ifadesi var. Bu fos, fosil bazlı yakıttan sonra çok ülkenin canı yanacak diyor. Tamam. Ya bu bence İngiltere'nin ihtimaller üzerine oynayan bir yaklaşımını ifade ediyor. Çünkü zaten bu Süveyş meselesini anlatırken iki boyutu olduğunu vurgulayacağım. Bence İngiltere ikisine de yatırım yapıyor bu ifadelerle. Şimdi hiç aklımızdan çıkartmamamızı düşündüğüm, çıkartmamız, çıkartmamamız gerektiğini düşündüğüm bir husus var. Ee, uygarlığın yakıtını Öyle ifade edeyim. Değiştirecek miyiz? Külliyen değiştirecek miyiz? Yoksa uygarlığın yakıtını eski usullerle tüketmeye devam mı edeceğiz? Bence şu an en kritik e, bu şey budur. Koridor. Arkadaşlarımız şöyle bir... Hı hı. Tamam. Evet. Tamam. daha berrak evet. oluyor. Bir iki defa da arkadaşlar seyircimiz görsün biraz, biraz daha. Şimdi bu ne kadar kritik bir soru olduğunu ee, anlamamız için ihtimallerini söyleyelim. Tutun ki dünyada petrolden vazgeçildi. Vitro, hidrokarbon kaynaklar kullanılamıyor. Hangi Rusya'dan bahsedeceğiz? Afedersiniz. Evet. Hangi körfezden bahsedeceğiz? Hangi körfezden evet. bahsedeceğiz? Ama bir dakika, hangi Doğu Akdeniz'den bahsedeceğiz? Hangi İran'dan, Hangi Çin'den bahsedeceğiz? Evet, tabi. Burada bize... bir şey var. Bize ne öneriyorlar? Ya şimdi bir kere eğer Amerika'yı dinleyecek olursak şu an hakim siyaset Biden ve Kamala Harris ekibi Greta öneriyorlar diye. Greta sendromu onlar diyorlar ki biz küllüyen uygarlığın yakıtını değiştiriyoruz. Tamam. Tamam mı? Güzel. Buna hayır diyen, bununla mücadele halinde olan kim? Çin. Kim? Rusya. Kim? İran. Kim? Körp. Körfez. Hatta bizi de tutuyor bakın şimdi biz Karadeniz'de İran'da. diyoruz ki doğalgaz bulduk. Bilmem ne bulduk falan diyoruz değil mi yani? Ha. Yine de onlara kıyasla daha az canı. E e tabii hayır, şey biz olursa... daha yani bizim... daha Bismillah yani işin başındayız. Ama eğer uygarlık böyle bir dönüşüm yaparsa... Doğu Akdeniz'de biz petrol bulmuşuz. Bulmamışız. O petrol... Nükleeri de açıkça önerdiler. Ha. Avrupa çıktı tamam. dedi ki bundan sonra nükleerdir kardeşim. Tamam bunu da dediler. Tamam Güzel. Şimdi kavga bir kere bunun kavgası. Hı hı açık söyleyelim. Çin bu konuda herhangi bir açıklama yapıyor mu? Diyor mu ki yani evet doğru Biden ve ekibi haklı. Biz de çok kirletiyoruz dünyayı. Hadi hep birlikte şu medeniyeti bir değiştirelim diyorlar demiyorlar. Hı hı. Çin'de bildiğimiz o emek yoğunluklu sermaye. Şey, e, endüstri endüstriyi adamlar hakikaten o sözü dinleseler bile onu yetiştirmeleri mümkün, mümkün değil. Şimdi yani, kaç tane nükleer yapacaklar? Yani öyle öyle bir sanayi kurmuş ki adam hiç dünyada söküp atamaz Simanto çelik, Ama petrol, değil. Şunu yapıyor. <laughs> yani Çin'in son dönem atılımları içerisinde hani bu zaten hep böyle olur. İngiltere bir ara tekstilin kralıdır. Sonra bunu başından Anladım. atmıştır falan. Bir takım şeyleri atmak istiyor safraları. Onu Vietnam'a göndermek istiyor. Laos'a falan sürmek istiyor. Bu konuda öyle bir takım açılımları yok değil. Ama bu külliyen bütünüyle o yapıyı def etmek, oho Çin Çin'i sarı nehir basarsa aşağı yukarı aynı herhalde etkiyi gösterir. Yani bir tür Nuh tufanı gibi bir şey olur bu Çin için. Tamam. Dolayısıyla bunların kavgası var. Amerika Greta'yı dinledikten sonra nedamet getirip Vah biz neler yapmışız bu insanlığa ya bu insanlığı kurtaralım hadi işte yeşile dönelim falan diye mi yapıyor bunları? Hayır çünkü o klasik anlamda büyük sanayi organizasyonu, büyük sanayi disiplini, büyük sanayi yatırımı vesaire bütün bunlardaki şansını zaten kaybetti, çoktan kaybetti. Yani Amerika'ya şu fırsat verilse iki günde Çin'deki bütün yatırımlar sana gelecek yani demiriyle, çeliğiyle, her şeyle geri dönüyor deseler bakalım ne olacak? O zaman Greta'ya sırtlarını dönerler. dönerler tabii. Elbette. Şimdi bunu yapamadıkları için. Ne yapıyorlar? Madem böyle bu bu minderde kaybettik, minderi değiştirelim diyorlar. Ya bu güreşçi orada duruyor ve güreşte devam ediyor. Şimdi ne yapılabilir? İki yol var. Bir açık bir hesaplaşma, işte paşamın senaryosu, yani işte askeri bir hesaplaşma yaparsınız, yakarsınız, yıkarsınız, yeniden hakimiyetinizi tesis edersiniz. E bu olacak iş değil yani. Bu, bu korkunç. Bunun konvansiyonel düzeyde kontrol edilebilir <laughs> yapılmasının garantisi edilse yok. Edilse bile yıkıcılığı inanılmaz. Yani, olur. Zaten yani. Şimdi bu olmuyor. Ama o zaman ne yapabilirler? İkinci yolu istiyorlar ve Biden ve ekibinin yaptığı da bu. Bütün can damarlarını tıkamak. Yani bütün o dolaşımı tıkamak. Bunun için bakın her şeyi olağan karşılamak lazım. Sabotajlar, köprülerin havaya uçurulması. Suikastlar. Hepsi bunların olacaktır. Ablukaya almalar, sıkıştırmalar, gümrük duvarlarının yükseltilmesi, yasaklar. ne mi? İşte Huawei Huawei'ye yaptığı gibi. Yani ee, kanlı bıçaklı bir hesaplaşmadasa oksijensiz bırakarak, <laughs> nefesini daraltarak onu işlemez hale getirmek. Ve son Alaska görüşmelerinde ya bunu nasıl sürdüreceğiz? Ya bu Sürecek bir kere de çünkü herkes anlaşma bekliyor olacak iş değil o. Bunu nasıl sürdüreceğiz? İki taraf da kararlı konuştu. Bu şu demektir, bundan sonra sahaya bakacağız sahada neler olabilir? Bir, ağır lojistik sabotajlar. Ağır o, lojistik... Yani yani. Elbette odur. Çünkü şimdi benim biraz incelediğim, bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış ama en azından o konuda da havadisler öyle geliyor. Yani herkesin kum fırtınası çıkacağının ilan edildiği bir anda ısrarla o geminin, üstelik hiçbir destek almadan ve yani, yasa şey olağan hızın üstünde, üstünde bir, hız bir hızla, bir hızla yani evet. bu artık biraz yani düşündürüyor konteyn, şüphe üzerinde o markaların yazıldığı konteyn, Yani rüzgara karşı çey etmekti. Ha. Dolayısıyla orayı tıkadılar. Yani şimdi bu şu demek. Bundan sonra bu tarz lojistik sıkıştırmaları olan göreceğiz. Olan derken şaşırmayacağız o anlamda. Bu olacak. Çin'in dolaşımını şu haliyle ki daha tamamlanmış bir proje değil. İşte orta kuşak yok. Artık'te ne oluyor? Yok işte süveş mi? Bilmem ne mi? Doğa. Hepsi bunları konuşuluyor. Afrika açılımları vesaire. Hepsine Amerika tıkamak için uğraşacaktır. Ama bakın bu tedarik kırılmaları hikayesi tedarik zincirindeki kırılmalara gidecek olan bir şey. Bazı Mesela şey geçici bir, olarak tehlikeli. Çok tehlikeli bir şey bu. Çünkü o aşamadan sonra işte esas değiştirmek istedikleri şeyi değiştirebilecekleri bir iklimin İnşallah. bir karine olarak insanlığın önüne konulabileceği bir yani duruma geliyor olabiliriz. Yani bunlara dikkat etmek lazım. bunu hiçbir masum gelişme olarak Değerlendirmiyorum. Mesela Çin de bunu görmemiş olamaz. Yani ben bundan şüphe ediyorum. Ben basit bir insanım. E Çin bunu bence bir de e zaten onun Çin. için Guvadarı falan ve diğer limanları yapıyor. Ha. Yani onun için de cevap daha farklı alıştığımızdan farklı evet. olabilir belki. İşte ama yani ama o zaman da kapasiteleri konuşmamız lazım. Hayır. Çin böyle büyük bir hesap yani belki de Çini e, savaşı başlatan e, bir şeye çekmek istiyorlar. O boyutu da belki var, bazı o, e, Şöyle bir şey var. Çin'in mantalitesini ne test etmenin bir şeyi, bir daralması nasıl az önce İdlib'i gösterdik hep birlikte Orta Doğu için bir sinir düğümü yer diye. O Asya içinde baktığınızda şu anda Myanmar. Çin. Tabii orada. Çin orada, orada tabii. test ediliyor aslında. Yani. Şu anda işte 3 ayda 500 tane ölü, 3000 kişi tutuklu bilmem ne filan. Yani biz Taylandlı olup Tayland'da evet. bu programı yapıyor olsaydık Doğu Akdeniz'i şimdi nasıl konuşuyorsak orada, orada Myanmar'ı ve eee evet. Boğaz Meseti bunları konuşacaktık. Ama yani bunlar... biz mesela şu anda çok fazla Myanmar konusunda mesela bir uzmanımız yok. Bilmiyoruz orada ne oluyor, ne bitiyor, nedir işin. E, gerçeği. Bir haritası nasıl varsa dururken, verelim arkadaşlar Myanmar'a. E, e, yani e, durup dururken o darbenin, çünkü seçil, hükümet seçim yapılmış hemen akabinde pat diye bir darbe, askeri darbe geldi. Yani Hı. nedir bunun altında yatan? Tamam Çin var yani orada. Var Çin, var. Haritada o, göreceğiz zaten. Evet. Ama Çin bir anda mı çıktı Myanmar'da? Önce Hayır. tabi Tabii Çin Hı. dalga dalga geldi oraya yerleşti. Orada, liman liman kiraladı zaten. E, tamam. İşte, Hiçbir anlaşma az, az yaptılar. Az önce sizin anlattığınız, çizdiğiniz şeyi, senaryoya uyuyor. Başım. Tabii tabii. Yani de, önce mi? bir liman kira kiralıyor. Arkasından de işte şu, şu 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 projeleri biz Hı. yapalım diyor. diyor ya önce buraya geldiler diyor. Sonra bizim dilimizi, dinimizi aldılar götürdüler diyor. Çinler de öyle yapıyor. Sessiz e, daha Myanmar diyor. o kadar Çin demek esasında. Evet, evet tabii evet. tabii. Evet. Öyle. Tabi. Evet, teşekkür ederiz. Yani önemli bir te şey testtir. Bu sadece e, uzak doğu için, Asya için değil, bütün dünya için. Çin'in nasıl bir şey yayılma politikası izlediğinin bana göre test edildiği bir yer Myanmar. Hı hı. Bunu doğru okumak lazım. Hani herkese aynı bir şey mi yapacak? Gidip Yunanistan'ı işgal edecek anlamında değil bu elbette ama Çin'de bir hakimiyet şeyi var. Anlayışı var. Egemen bir anlayış yani. Aslında emperyal bir anlayış. Tabii hiç şüphe yani, yok. Böyle. Yani yeni hegemonik yani. güç ben olacağım diyor yani. Ya düşün ki biz Orta Asya Türklüğü Çin'i yendik değil mi paşam? Bir birçok evet. savaşta biz yendik. En sonunda yendik ya niye biz böyle şey yapmıyoruz diye bizim Cüci Han gitti yani Hun Hakan'ı gitti tahta oturdu Çin tahtına. Evet. 10 sene mi 12 sene mi ne sonra hepsi Türkçe Çinli oldu. evet hepsi Çinli oldu. <laughs> Türkçeyi de unuttular. Entari giymeye başladılar. Yani ve çocuklarına Çin isimleri koydular. Filmlerde de Bunlar var yani, Öyleydi. Bunları hı hı. yaşadık. Peki siz e, kanalın tıkanmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani şüpheli misiniz? Ya bu e, şeylere katılıyorum. Ben hocama da katılıyorum. Yani elbette bu bu kadar tesadüfe şeyde bile, filmde bile saçmalık deniliyor. Ya Mısır'dan yani, hiç ba özellikle bahsetmediniz. Yani ismi anımsa bile. Şöyle hani... söyleyeyim işte. Şimdi Mısır'ın yıllık 5,5 milyar gelir dolar geliri Süveyş Kanalı'ndan. Hı hı. 5 milyar dolar da turizm geliri var. Yani Mısır'da gelir dediğiniz 9 mi? galiba değil mi? Ben 9. öyle 9 9 ne kadar? Mi 9 milyar, milyar dolar, dolar Süveyş geliri. Ben şimdi baktım 5,8 ee, tamam işte 9 ee, olsa da fark 20. etmiyor. İşte tam yani. fark etmiyor. Fark etmiyor. Tamam. Neyse. Ama yani toplasanız 15 milyarlık falan bir gelir kaynağı. Hele şimdi turizm falan da dibe vurmuş vaziyette. Tabii, o Çok kadar da şeyden geliyor. Dışarıda çalışan Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyordu. 5-6 milyar evet. dolar geliyordu oradan. Or, oradan gelir. Evet. Yani onların da yani Almancıları milyar dolar gibi bir evet. gelir oluyor çalışan Onların Almancıları var. Yani, Almancıları gibi <laughs> Almancıları. Evet. Almancıları. Öyle, öyle. geliyor tabii. Şimdi e, orada yaşayan vatandaşlarımız o sözü sevmiyorlar. Onu söylüyorum. Evet tabii. Hayır hayır. Ben onların işte onların, on... Körfezcileri için <laughs> de <laughs> Söylemek <gülüyor> istedim. Yani bu Mısır için can damarı. Başka bir şey yok çünkü. Ve bugün bakıyorsun onun başka oraya göz dikenler de var. Süveyş dahil bir yani göz dikenler var. Alternatif ne yapabiliriz? Yan tarafta başka bir kanal daha açar mıyız? Açmaz mıyız? Şimdi bir Şimdi de İsrail bu başka boyutu da var. Yani şey, evet bunun kenarında... İsrail'in, İsrail. Çin'in e, ve birkaç ülkenin aldığı çok geniş tarım alanları var. Evet. Hemen Kızıldeniz'in kenarında. Tabii. Yani gelecekte üretim yapılabilecek alanlar. Bir de Mısır'da e, 8 bin kilometre kare sanırım e, Çin-Mısır arasında ortak bir sanayi ve ticaret bölgesi var. Yapımı hızla bitmek üzere. Ve en önemlisi de Sudan'daki Darfur'da Tabii bütün biz, petrol yataklarını Çin işletiyor şu anda. Sina'da evet. epey işletmemiz vardı. Evet. Tabi bu aramızdaki ilişkiler kötü olunca o Sina projemiz bizim sanayimizin Sina şeyleri projeleri yattı yani. Çünkü şeysiz o Kemptev anlaşmalarına dayan olarak gümrüksüz Amerika'ya ihracat evet, oradan. İsrail üzerinden evet. yani İsrail'deki Sina'daki soğuma sanayi evet. üretim tesisi evet. var. Ee, sıfır gümrükle. Ve sıfır gümrükle gidiyor. Peki, o zaman bu şeyi biraz açalım müsaade ederseniz. O konuyu o şekilde bağlamak lazım. Öyle bitirelim. İran ve Çin arasındaki bu 25 yıllık işbirliğinin bir görünen tarafı var. Hani abi bir de görünmeyen tarafı. Görünmeyen taraftan şunu kastediyorum. Bu anlaşmanın boyutları sayılıyor. Bu boyutlara ilişkin ayrılmış paralar söyleniyor. Ne kadar gelecek, ne kadar gidecek. İran'ın bunun karşılığında neyi ne kadar hangi paralarla, ücretlerle takdim edeceği içine anlatılıyor. petrol o zaten enerji e, fakat kapalı bölüm şu yani öyle bir anlaşmanın imzalandığı bunun içinde ayrıca imzalandığı söyleniyor fakat ona ilişkin hiçbir açıklama yapılmıyor onun başlığı da peki böyle bir anlaşma imzalamışsa kim de yani bari, zaten hı. imzalamışsa değil de hı hı. imzaladı hı. kardeşim o zaman İran'ın bu e, nükleer anlaşma için Amerika'ya böyle gözünü dikmiş. Hala Washington'a bakmasının sebebi ne? Bakıyor mu acaba? Abi, abi. Peki. Ya hala bakıyor. Bir, Bu. İran İran bakıyor diyor? İran bakıyor. Bugün e, şeyin yaptığı dün mü yaptı? E, Hamane'nin yaptığı rahatlattı. bir konuşma var. Evet. E, yani orada eee Çin gönlünü mü alıyor? Tabii Çin anlaşması İran'ı rahatlattı. Rahatlattı. Hı hı. Şu. E, ve müthiş rahatlattı. rahatlattı. Onu endişesi Ay, vardı. Ya, Elbette yani ekonomik hı hı. olarak Sadece Amerika'nın e, bilmem ne ambargosunu kaldırması yetmiyor yani. Bir de iki tane güvenlik konseyi üyesini arkasına Aa, alıyor abi, yani. Sure, Al evet. yani önemli Ve iki önemli nükleer güç yanında. Şimdi birincisi bu. İkincisi böyle bir anlaşmayı yapmış yapan taraflardan bir tanesi Çin. Çin'le ilgili çekincelerimizi konuştuk yani az önce. Hı. Çin stratejisi, zihniyeti nasıl yaklaşır, nasıl eder? Ama burada bir de İran var. En az Çin kadar diplomasi geleneği olan, devlet geleneği olan ve Acem oyunu diye bir şeyimiz de var yani bizim. Değil mi? Yani biliyoruz burada neyin ne ne olabileceğini. Yani hiçbir burada kaybeden İran ol, olur mu? Ondan çok emin değil. olmamak lazım. Türkiye yani. mi kaybeder demek Hayır. Yani. Onu demiyorum. Yani Kardeşim ne yapalım adam muhtaçtı petrolünü sattı işte bitti 40 milyar dolar 400 400 milyar dolar alacak bu da 25 yılda Öyle yani mi? bunu topladığın anda zaten kaça böldüğün an çarptın böldün Hı. kaça çıktı işte şu kadar 20'ye yani. yani. ha bu İran dişinin kovuğuna bile yetmeyebilir. İran az buz bir ülke değil ufak bir ülke değil Hı. ha ama İran bütünlüğünü de korumak nerede? Tabii o da var. Bir de yani. bu var yani, bu falan bunları korumak durumunda. Mecbur. Yatırım yapacak. Bütün altyapısı çökmüş bir İran'dan söz ediyoruz. Yani söyleme sahiptir. Amerika'dan beter. Yani İran'ın durumu. Yani veya onun için ama ben buna rağmen İran'ın Çin'e de kök söktürebileceğini yani öyle ufak tefek bir şey değil İran. O sözleşme'nin içeriğini bilmiyoruz tabiatıyla. Yani işin alışveriş tarafını olabilir. yani. Şu başlık, abi, bu kuşak yol bölümüyle ilgili bölüm kapalı. İşte yani anlaşma var. Tamam. Bu anlaşmanın içinde kuşak yol bölümüyle ilgili bir bölüm var. İran mutlaka kapalı. Amerika ile ilgili bir fasıl açmıştır. Ben o kanatdayım. Yarın bir gün iş o noktaya geldiği vakit bunu görürüz. Nasıl İran'ın Washington'la cilveleştiğini hı hı. Efendim, bunların hepsini göz Peki. Yani hele birazcık elde para görsün. Out. Peki abi. Süleyman Hocam ee, eli rahatladı mı? Ya şu tabii ki. E, yani şeyi de hatırlatayım mı izin verirseniz? Buyurun. Seçimler de biraz rahatlamış oldu mu? Ee, Haziranda biliyorsunuz. Tabii seçimlere tesir ne olacak onu bilmiyorum ama genel olarak yani İran'daki rejim hakimlerini en azından rahatlattı. Paşamın dediğine katılıyorum. Yani Rusya'nın yanı sıra Çin'in desteğini de biraz müpem kalmıştı. O anlaşmayla birlikte daha fazla arkasında hissediyor şimdi İran. Benim endişem işte bakın bütün bu gelişmelerin Türkiye'yi neyi konuşuyorduk İşte Soçi üçlüsü değil mi ya yani İran Türkiye Rusya evet. birlikte siyasi bunlar Türkiye'yi biraz marja itme riski taşıyor çekme mi demek istiyorsun Tabii ki evet. biz yani o tarafa çekme o tarafa mı gider başka yani tarafa mı gider dışlanır yani tabi öyle bir şey var hı hı. şimdi mesela burada Rusya bu duruma ne diyecek yani Türkiye'deki işte diyelim ki kendine göre hep kullanılıyor ya Çin, söyleyelim. Rusya'yı da İran konusunda rahatlatmış olmaz. Yani bilmiyorum Rusya ile İran'ın şu an evet aralarında problem var. İsrail zorluyor, araya giriyor kama gibi falan ama yani sonuçta hala Rus, bakıyorsunuz Suriye'de birlikte hareket ediyorlar. Yok Amerika'ya karşı demek istedim. Şimdi Amerika'nın İran'a karşı tutumuna göre Rusya'nın pozisyon alması zaman zaman zorlaşıyor açıkça konuşyayım. E daha da bir kuvvetli tonda bir İran desteği mi gösterebilir? Çünkü Amerika açıkça işte artık sıkıştırıyor Rusya'yı da. Şimdi burada Türkiye'nin hakikaten şey dedi çok... ben ben karışmam. Çin yapıyor da diyebilir. Diyebilir tabii. Ama Türkiye'nin bir yalnızlaştırılma çünkü şeyi var. Yani sonuç olarak güçlenen İran İranla Türkiye Suriye'de arasında de, da, da Türkiye ile İran arasında da bir gerilimin tezgahlanmakta olduğunu, hazırlanmakta olduğunu düşünüyorum. Beyim, beyim, beyim diyorum yani. Beyim, yani bu özellikle Kuzey Irak ve Suriye'den bekliyorum. Oralarda eğer İran-Türkiye gerilimi de başlatılırsa, Türkiye'yi bu açığa düşürebilecek riskler taşıyor. Ama herhalde görüyorlardır. biliyorsunuz Kahraman'dan önce Ankara'ya geldi. Çin geldi İşlere tabii. Bak, yani bir Çin önemli değil yani. Değil Çin sonuçta işte buraya yatırımlarını yapar, gele gelir geçer. Ama Aa. bunlar da konuşulmuş olmak lazım diye düşünmez miyiz? Valla bu kadar e, siyasi bir Ankara'daki konuşma Anka konuşuldu mu onu bilmiyorum. Hocam yani. Ankara'ya da konuşması, da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki konuşma e, bir buçuk saat. Ondan önce evet. de heyetler arasında. Heyetler arası dış... şeyi saymıyorum. Ben bunun ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari olduğunu, da düşünüyorsun. Düşünüyorsun. Ben olduğunu siyasi, düşünüyorum. Ben siyasi, yani Dışişleri Bakanı çünkü. Bir evet. Şunu da anımsatayım, her iki ülkede bunu düşük profilli göstermek isteyecektir dışarıya. Tabii hiç Kapalı şeyde. kapılar ardında bir şey olduğu bilmiyoruz. Yani. Ama projeksiyon yapıyoruz. Çinlerden en azından medya önüne çıkmamak kaydıyla konuştular. Bakın, şeyin resmi açıklaması Cumhurbaşkanının resmi açıklaması iki cümledir. Bu kadar. Tamam yani. Yani biz içeriğini Çin'den öğrendik. Bilemiyorum yani. Ee... Ben yani e, bu, o bu anlaşma İran Çin hı hı. anlaşması e, yansıyan haliyle Orta Doğu'da da oyunu değiştirir. Doğru. Yani Katılırım sadece, sadece İr doğru, doğru. İran Asya açısından oyunu değiştirmez yani Orta Doğu'da da Suriye'de de Lübnan'da da hepsinde oyunu zaten değiştirir. Zaten körfezi geziyor şey. Körfezi geziyor, geziyor tabii tabi, tabii. evet. Tabi. Bir öncesinde Lavrov gezmişti. Suudi Arabistan'la konuşması da İran konuşmasına benzerdir Çin'in. Destekliyoruz. Sizin gelişme hakkınızı Hatta engelleyebilecek olaylar karşısındayız. Çok garip önerileri de var yani. Mesela. yani, yani Suudi Arabistan'ın iyi de yani bu ne şey. diye <laughs> falan dediği Aram Koyu'na kredi Aram, Aram Koyu verin bize diyor adam. Verin. Yani enerjiyi destekle. para. Ay tabi canım yani evet. kaç para? Yani en sonunda su da şey e, Selman gülmeye başlamış yani. E tabii orayı mı hocam Fransko bu Arabayı yani açtınız. <laughs> sonunda yok, yok pahasına birinin eline gidecek, gidecek gibi öyle, dünyanın en zengin şirketi gibi Aramco, gözüküyor. Aramco San Francisco yerine Pekin'e benzeyecek gibi. Evet. Yani evet orası evet. biliyorsun San Francisco'ya benzeterek yapmışlar. Evet. E, oturma yerlerini falan. Çinler Pekin'e benzetirler. Tamam Süleyman Hocam. Hayır, 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 yapar, yani. yapınca da yapıyorlar yani. Yapıyorlar. şimdi Şimdi bir gerçeği var yani. Ortada Şangay diye bir şey var yani değil mi? Şey gibi yani Manhattan gibi bir şey yaptılar orada. Siz bir şeyler ekleyecek misiniz? Yok. Anlaşmanın şey boyutuyla ilgili ne olabilir yani, diye de soracaktım Anlaşmanın tabii bir öncekinde yani bundan öbel e, sızanlarda şöyle bir şey de var. Bu bir güncellenmiş yani, anlaşma aslında. Yani evet. baştan sona yazılmış bir tekrar yazılmış bir anlaşma. Ama bir değil. hazır bir tarafı vardı zaten. Bir i̇mzalanmış bölümü öyle. vardı daha önce. Onun tabii, güvenlik tabii. boyutu vardı. Bardemiz güvenlik vardı. boyutunda yani asker bulundurmanın yanı sıra İranlı askerlerin özellikle rafineri ve bilmem ne konusunda benzeri ufuzun konular vardı. Eğitilmesi vardı. Yani eğitilmesi konusu ve buradan da sadece bir limanla çıkış değil. Buradan aynı zamanda belki işte Berucistan meselesi burada esas sorun. Ve toplam kıyı şeridinin uzunluğu da Çin'e tahsis edeceği yaklaşık bin kilometre filandı. Bin evet. kilometrelik bir kıyı şeridi. içeri doğru onu yazıyordu. Şu an tam aklımda değil ama. ama böyle orayı raptiyelemiş gibi adam evet. tam, yani bir inci dizisi. Adı da o zaten. Orası e, tamamen i̇ran Körfezi girişini kontrol altına alıyor. Yani Çin'in yerleştiği yerle. E, Körfez'den bütün petrol e, tankerlerinin çıkışı. Eğer bütün bu anlaşmaları evet. tamamlarsa yani Suudi Arabistan dahil böyle bir çana o olacak, Bir önceki oturmuş net bilmiyorum. Bir öncekinde işaretlenen bölüm gazetelerde tam o körfezin çıkışında Belucistan bölgesine doğru yakın olan bir şeyi nereye söylüyorsunuz Paşam? Bu geçen programda siz yani geçen hafta salı günkü programda e, siz Amerika'nın nasıl bir çevreleme Evet. askeri güç bakımından bir çevreleme içinde olduğunu anlattınız bize. Eee Şimdi bütün bunları Çin yaparken bu, bu Washington elleri alıp toplamıyor bunun yani. Zaten bunlar... İran çok kritikti Üstadım. Evet. evet. Yani öyle bir şey ki şimdi düşünebiliyor musunuz? Çin, Pakistan, İran, İran dediğim dedi evet. körfeze geldi Bitti zaten. Tabi. Yani şimdi buna karşı Amerika'nın bence kışkırtacağı buna cevap vereceği yer Hindistandır bunu bekleyelim ve Afganistan. Hindistan'ı etmeye burada çalışıyorlar. Burada Türkiye'yi mesela şimdi düşünüyoruz ki efendim işte yok S400'ler dolayısıyla bizim baş enzemizde boza pişirecek yok bilmem ne filan. Acaba yani Amerika bu kadar Türkiye'yi o o boza pişmez elimizde ben söyleyeyim yani. Buz hayır, gibi kalır o boza. Hayır işte ben i̇şte, onu diyorsun yani biliyorum. Bu kadar ya boşver Türkiye'nin tepkisini hepsini alalım falan diyebilecek rahatlıkla olmayacak. Neden, bizi ev sahibi yaptılar Afganistan'da? Ha? Bu da garip bir cümle oldu ama yani Afganistan görüşmelerinin Hayır, iyi. orada en saygın ülke. Hı hı. Yani Afganistan'ı Kabil'i bilen insanın... 80'den beri değil mi gelişiz? Hayır değil. Bütün o coğrafya. Yani biz e, bakıldığında o coğrafyada şimdi yok, Yani yeni yeni orada değiliz yani. E çok daha şey, önce bu, oradayız. E, İran'dan geçişi hmm. orta hmm. koridoru. Hmm. Kazakistan'dan. altından. Yani hmm. Gaz, Gazneli Mahmut nereli İran'dan? kardeş? Tamam işte o, o Evet. evet. E, o Şuraya coğrafya, tü, şu, yani adım, şu Türk coğrafyasından süre. söz ediyoruz. Hmm. Tamam. Bakma esasında böyle. bizim e, Türk coğrafyası dediğimiz, biz bunun içinde Hindistan da var yani. Bütün bu coğrafyayı, işte e, Sincar bölgesini de Çin dahil olmak üzere bütün bu coğrafyanın tarihini bilmediğimiz için doğrusu burada bilinmediği tabii, için tabii. hiç salla gitsin gibi bakıyoruz Hindistan, yani işte ne gariban Hindular filan gördüklerimizin çoğu Türk medeniyeti ya orada. Tabii bunu yansıtamayız ama işte. Bir yani dünyanın gözünü diktiği Taç Mahal'den tut da bilmem neye varana kadar hepsi bunların bir Türk medeniyetinin parça eserleri parçaları. Az önce onu söyledim yani Gazneli Mahmut'u falan. Eyvallah. Şimdi o kuşatma haritasında ciddi boşluklar var Süleyman Hoca. Yani onu da mi? ayrı mesela şey tamamen kırılmış gözüküyor. İşte bu İran Körfezi'ne, Basra Körfezi'ne kadar olan bölüm ta Rusya'nın tabi Arktike kadar ne kadar büyük bir hat Bizim önümüzden de geçiyor. Kavkasya'yı da neredeyse komple oyundan düşmüş gibi. Bir Afganistan'ın ayağı kalmış gözüküyor. Orada da ne kadar? Evet, ne kadar? işte o da bu kavgalarla belli Tabii. oluyor. Şimdi Paşam da vurguluyor de... onu yani Çin'in yatırımları şaşırtıcı bir şekilde e, Taliban'a gidiyor. Evet. Taliban'la tamamen. Evet Şimdi, ve şu an Taliban'ın açıklamaları çok anti-Amerikan. Dikkat edelim yani oraya. Şimdi Bu Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'de bulunması ve Sayın Savunma Bakanımızla görüşmeler. Oradaki e, Türkiye Cumhuriyetlerle bir toplantı vesilesiyle oradaydı Sayın Çavuşoğlu. İşte Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Tacikistan, şey Dışişleri Bakanlığı yani görüşmeleri hep bu konuşmalar. Bizim Dışişleri Bakanlığı'nın S-400'ler için dedi ki aldık ve bitti o iş dedi. Değil mi? sıkıldık diyor yani. yani Getirmeyelim. Tamam. Yani. Yani bu daha, bu, Türkiye daha önceki açıklama yani. daha önceki açıklamalar daha alttan alan yani bu açıklamalardı. Bu bir kesin bir tercih anlamı tercih. taşıyor. Tam evet. Tercih. Bir öncekinde de biliyorsunuz grid modeli vardı. Yani daha böyle alttan yani alan, tercih. alan tercih. açıklamalar. Tercih Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Tercih, yani. tercih. öyle doğudan yani bu evet. Türkiye doğudan yana. Doğu'dan yana diyor yani. Daha evvel açık. Dışişleri Bakanı ifade etmişti. Yeniden abrasya demişti. Yani Tabii. biliyorsunuz. Ama Türkiye, yani Amerika'nın bunu sabote edeceğini beklemeliyiz. Evet. evet. Yoksa Türkiye. Ya ben dolayısıyla mi Amerika. Orada? Ben e, tercih Türkiye e, yaptığını e, düşünüyorum. F-35'ler yani. artık Türkiye'nin umurunda değil. değil. Yani bestelli. Onun parasını ona sayalım filan havasında artık Hı. olacaklar. O anlaşılıyor. S-400'leri de bir şekilde bir uzlaşı şeyi ortaya çıkaracaklar. Vallahi ben öyle o, düşünüyorum. İnşallah ama yani yatıştırıcı bir rolü olabilir üstadım ama ben pek öyle gelişmeyeceği kanaatindeyim. Evet. Neyin? F, yani F, bu F şey, S, S 400lerin çok bir kere büyüyeceğini. Elbette. Hocam Neden? şey dediğinizde şöyle Amerika'da... yani Amerika'nın kaygıları açısından hak veriyorum. Ama mesela tabii paşam daha evidir. Ya elindeki Patriotlar bile işe yaramaz halde adamın ya. Tamam yani. Yani üretemiyor, yenisini üretemiyor. Bir üst basamağa çıkamıyor. Amerika, teknolojisi orada tıkandı. Vermeyecek yani bunları bir kere açık. Türkiye vazgeçmeyecek bu işten. Bunu ben açık olduğunu düşünüyorum. Zaten vazgeçiyorsa şu anki siyaset. Ha ben kullanmamıza izin verecek demedim Hayır, hocam. Kullanmak değil, sadece kulla... bulundurmadan bahsediyorum ben, yani ben hiç... bulundu. Yani bulundu. Sanki tabancadan bahsediyor gibi konuşuyor. İyi, yani bu bu konuda Türkiye bence kararlı. Peki de. Bunu geriye çevirebilecek hiçbir şey yok. Şey yok. Evet. Ama evet. Amerika Türkiye'yi ve çevresindeki ilişkilerini, Türkiye'nin kurmuş olduğu ilişkileri bundan sonra birer birer birer, birer hedefe koyacak. Hocam ama de, de, diyebilir ki Türkiye diyelim yani kafadan atıyorum bunu. Yani NATO'nun izni dışında kullanılmayacak. <laughs> Mesela gibi. Mesela yani bile bence. Hayır, tamam O ayrı <laughs> mesele de yani o tartışma yani, ayrı. İzleyenlere yani, biraz o zor yani, izah bir şekilde, onu. Bir yani, şekilde bu, bir, bir ara, bir geçiş, bir kanal, bir formül. Bu olmayacak bence üstadım. Ama Türkiye bir şekilde bir görüşmeyi veriyoruz. kabul etmiyoruz dedi zaten. Evet. Amerika'da tek konu yapalım diyoruz. Amerika'da da dayatıyor. Ha, tamam, e, hatta da NATO savunma ben. bakanları toplansın ne evet. dedi? Bu iş Dışişleri Bakanı e, bu yani dedi. artık izli bir ben. gerçek. De, çok önce böyle zaten yapmıştı Türkiye'de. de konuyu uzatmayın alarak. E uzatmak istiyorsanız başka şeyler konuşuruz. Türkiye üzerinde bir baskı. Yani her iki tarafta birbirinin elini ısırıyor. Evet, evet. şu anda tabii el ısırma gücüne göre kim dayanacağı. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya, Çin ve İran şeklinde gelişen süreçte Türkiye'de tamamen böyle bir yapın içerisine atmak mı ister? Yoksa bir orta yol bulup bir dengede mi tutmak ister? bunu Amerika Birleşik Devletleri tayin edecek. Yani Türkiye'nin bence politikası büyük ölçüde belli. Amerika bölge özellikle iki alana girecek yer bulamıyor. Birisi Orta Doğu'dur. İkincisi Afganistanlılar Afganistan'ı çözemiyor. Orta yani girecek ya. O bizim alışık olduğumuz ağırlığıyla girecekler Doğru çok hak. Yani Yunanistan meselesi de biraz öyle görmek. Balkanlar ağırlığını kabul ediyorum. Türkiye olmayı versin mi diyecek yani. Evet, hayır. Tam tersine mi? olmazsa olmaz dedirtmeye evet, çalışıyor. Şey. Olmazsa olmayacak dedir. Bunu Ruslar için de yapıyorlar. Siz şey Çinler için de yapıyorlar. Siz bakmayın. Ben diyorum ki hani bu zaman onlar için bir tür kum saati. Amerika için. Özellikle Biden yönetimi için. Hızla da aşağı doğru akıyor. Gitti yani işte bugün. 5 ayları gitti. 5 ayları gitti ve ortada hiçbir şey yok. Bırakın şey yani Amerika'da... Ya pandemide bile vaka zaten sayısı düşmedi ya. O da dedi. Düşmedi. Ayrı bir şey. Yani para mı? bulamıyorlar. <laughs> Fed istedikleri gibi e, cevap musun? vermiyor yani. Çok Biden. haklısınız. Orada sağlık kurumunun yani ne diyelim... Amerika'nın sağlık bakanı olsun. Bu Sadece bu konuya... Münhasıran görevli olan kadıncaz bir konuşma yaptı evvelsi gün ülkedeki Acıha durum diye hakkında ya. evet. ağı, ağladı yani. Ağladı Kıbrıs. evet doğru ağladı. Ben de bir şey söyleyemiyorum. Texas hala yani. aynı durumda yani Texas şu anda hala kurtulamadı yani ee, enerji evet, konusunda öyle. ve ölümler, e, covid e, i, 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 gıda te, te, temini. Döndük efendim devam iyi. ediyoruz Akıl odasına efendim bir tur Kıbrıs yapalım isterim çünkü iki devletli çözüm konusunda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok yüksek söylemleri var ve bunu diğer bazı ülkeler, neden diğer bazı ülkeler mesela İngiltere'nin desteklediği konusunda ya. gelişmeler var. Yeni önemli ipuçlarından birisi eski bakanları Stroun, Jack Stroll'un yaptığı açıklama. Artık geriye fazla bir şey kalmadı. Bu İki devletli mesele şeklinde çözülmelidir diye. Ben hatırlıyorum bundan haftalar önce bu masada. Türkiye'nin esasında diğer böyle bir yapıyı tanıyacak ülkelerin takvimlendirilmesi konusunun dahi hazırlandığı konuşulmuştu. Hatırlıyorum ben bu masada. Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeni bir safhasında isek bu görüşmelerden Türkiye'nin istediği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istediği gibi bir sonuç çıkacak mı? Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur diyebilir miyiz? Evet. Şöyle bir şey var bence. De. Bizim deve dişlerinden bir veya ikisinin bu işe evet demesine ihtiyacımız var. İşte biri demiş gibi yani, oldu. Hayır işte bak İngiltere'nin dışında, İngiltere yetmiyor çünkü İngiltere garantör ülke. Ee, yani bizim üç tamam. garantör ülkeden bir tanesi. İngiltere etmiyor. Almanya, Fransa ve Amerika. Güzel. Almanlar demez mi? İşte bu bir, bir tanesi yetmiyor tam. Amerikanın da buna evet. Ya bir de tanırlık var. Anlıyorum yani, ben. Daha önce bir defa Pakistan filan tanımaya kalktılar. Türkiye. Amerika üzerlerine gidince o evet, Yani bir defa daha önce denendi bu. Ama bugünün koşullarında ne olur derseniz eğer Almanya tanırsa, Fransa tanırsa bir tanesi. Fransa tanır mı? Zannetmiyorum. Ama Almanya tanırsa o zaman çözülür. Yani Amerika sadece homurdanır. Yapabileceği bir şey yok yani. Ne yapacak yani? İşgal mi edecek? Bunu yakın görüyor muyuz? İşgali değil yani. Mecbur. Hayır yani bu Türkiye Türkiye'nin elinde başka kart yok şu anda. Ve e, Rumlar kaşınıyorlar. Camilere gidip haç çizmek şu bu filan. Türkiye'nin de bir moral hazırlık oldu. TRT'nin bir zamanlar Kıbrıs diye bir dizisini şey başlatıyor. Var. Mesela evet. e, o Bizim toplumumuzda bir şey meydana getirecektir. Yani bir duyarlılık, tazelemesi, Anım, taze psikolojik anımsalma. bir hazırlanma. Nitekim sizin dediğiniz bugün üçüncü maddede yer alıyor biliyorsunuz. Evet Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleriyle sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ele alınmış, diyalog çağrılarımıza rağmen Türkiye'ye karşı politikalarını arttırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir. Evet. Ama ben en çok şu cevabı arıyorum. Bu Kıbrıs meselesi bitsin artık. Yani iki devletli ise iki devletli. Ama tamam, bunlar işte bizim e, yani e, Birinci Dünya Savaşı'nın Sonrasına yani aşağısının devlet problemler. zaten, yani zaten öyle çalışıyor. Sadece bu değil işte Musul'u işte. öyle, Kerkük'ü öyle. Bunların hepsi yarın öbürümüze teke teke gelecek yani bunlar. Hayır, şu anda daha avantajlı bir durum mu var ki bu kadar yüksek e, var tabii konuşuluyor? Canım. Yani Türkiye'nin eli güçlü. E, tamam. Onda. Ama diyorsunuz ki şu, mesela Almanya, Fransa... Ya basit bir şey yani Hı. en basitinden İsrail diyor ki kardeşim Türkiye ile anlaşalım. Hı. Doğu Akdeniz'deki gazlar, gaz veya petrol ne için olursa olsun. Doğu Akdeniz demek Kıbrıs demek. Kıbrıs'ın güneyinin kıta sahanlığı var, kuzeyinin de var sahanlığı. Yani boru hattını geçireceksen kuzeyinden geçireceksin zaten. Kuzeyinin sahasından geçireceksin. Yani İsrail tanısın diyorsunuz. Tabii. Yani İsrail tan hiç dert değil ya yani. İsrail e, ayrı da tan tanımaz diyorsun. tanımanın da tanımanın da birçok Tab ben onu yani diplomasi şeyinde tam bilmiyorum. Tanımanın da bir, bir takım aşamaları var. Yani tanıdım bitti. Hayır öyle değil. Yani onun e, yani önce var. bir şeyi var yani bir iki aşaması var filan. Peki. Süleyman Hocam. Ben vallahi, kıvamında yani şu anda iş diye düşünüyorum. Vallahi yani İngiltere'yi dinleyecek olursak bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce de tam tersi bir açıklama Tam tersinde vardı. söylüyordu evet. Yani ne onu, oldu da o, ne oldu? Yani şimdi tabii Strow Bunlar bence nabız yoklamakla ilgili şeyler. Bunlar Kıbrıs'ın nihai çözümüyle ilgili bir mesele. Neyini yokluyorlar mesela? Yani işte mesela tepkileri ölçüyorlar. Yani ama hani Türkiye'nin aklında böyle bir şey olduğunu biliyoruz. Ne gibi? Hani iki devletli için. Tamam da yani bu İngiltere'nin ne kadar resmi siyaseti, diyor, siyaseti bilemiyor adam. İngiltere'nin kendi siyaseti, resmi siyaset değil ki eski bir e, dışişleri bakanı bir açıklama yapmış bazı şeyleri buradan alabiliriz. da eski dışişleri bakanı. Ama pek Kisincir'in dediği gibi gitmiyor evet. artık dünya siyaseti. Tamam yani. ama hani şu açıdan söyledim. Yani. Dedikleri doğru yanlışlığından ziyade kabul edip kulak veriyorsunuz konuştuğunuz Hayır verilir de Söyle. yani bir kere Jack Straw'un kalibresi evet. Kisincir'in kalibresi değil. Peki, yani onu söyleyelim. Ee, ben şimdi gene de takip etme yanlısıyım ama Jack Straw'un söyledikleri Bazen ablayabilir diyorsun. Hayır yani bir, bir, muhakkak bir amacı var. Boşuna konuşmaz hmm. bu adamlar. Ama böyle ço sorunun çözümü işte İngiltere'nin Amerika Amerika'ya Türkiye'ye destek verip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıması veya iki toplum iki devletli çözüm falan bunları bence konuşmak için erken. Erken. İngiltere belki Amerika'ya bir laf ediyor. Bir işte bilemezsiniz. yani o Hayır, şimdi pek mesela seylerinize şey... gösteremiyorum parlıyor çünkü ama size göster mesela 29 Mart tarihli Milliyet gazetesinin tam tam bir sayfası. Mesela Sayın e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ayrılmış. Bütün arkadaşlar bir deneyelim. Çok parlıyor mu? Kirli dolu. parlıyor değil mi biraz? Bekleyin dediniz. Peki. Yani bir faaliyet de var anlamında bunu gösteriyorum Süleyman Hocam. Şimdiye Fahalı kadar vardır da. bir de şunu göz önüne al. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kadar parlatılmış bir Kı Kıbrıs Cumhurbaşkanı yok. ya yani buna Rauf Denktaş dahil. Peki Süleyman Hocam. Şimdi e, bunun bir buradan bir çözüm falan çıkmaz ben onu çok Hı. beklemiyorum. Türkiye'nin tabii ki böyle bir siyaseti var. Bunu sık sık ortamlarda, uluslararası zeminlerde dile getiriyor. Ama bunun karşılığında ne İngiltere'nin şu an ne e, Fransa veya Almanya'nın vaziyet alıp bir tercihte bulunup Türkiye'nin yanında yer almalarını bir kere unutmayalım. Güney Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi. Yani Almanya eğer kalkıp bu çözümü dayatıcı bir şekilde savunup Türkiye'nin tezlerinin yanında yer alırsa Avrupa Birliği gümbür diyor demektir yani. çok olacak iş değil yani. Fiili bir durum var orada. Bu fiili durum devam eder. Benim gördüğüm budur. Bunun böyle bir nihai çözüme kavuşması için falan Bilmiyorum daha kaç nesil geçmesi gerekiyor elbette tabii. tabii ya da çok beklenmeyen yani hakikaten müthiş bir dünya düzeni kurulur o zaman tamam yani böyle bir yeni bir forum herkes orada konuşacak hakkını savunacak vesaire şimdi bu 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir bunun toplantısı var biliyorsunuz. Yapılır yani ha, yapılır onda bir şey yok zaten haberler zaten şöyle veriliyor ilk round yani hani bilemeyiz ki ilk roundu niye söylüyorsunuz? Başlıyor denmesi lazım görüşmeler, Cenevre görüşmeleri. İlk round burada deniyor. Biliyor ki herkes çok uzun round. Ee, ama bunu kestir, yani iki devlet demek kestirip atmaya müsait tartışmalar demek. Ama yani bunu şartları yok diyorsunuz siz. Ay bunu Yunanistan kabul ediyor mu? Bunu Güney Kıbrıs kabul ediyor mu? İstediği kadar Jack Straw söylesin. Hı hı. Hadi diyelim ki samimi alıyoruz. Herhangi bir baskı var mı onların üzerinde bu tezi kabul et diye yok. Ee, evet. e, ne ne neyi konuşacağız? Peki. Yani sizin canınızı sıkmış. Tamamen katılıyorum. Ben kendim bildim bileli. Yani, öyle öyle canım benim de kendim. Kendimizi bildiğimiz bileli biz 74'ten beri en bu, asas bu, olduğu konulardan ben, biridir kamuoyunun. O bile zaman zaman Kıbrıs öyküsü dinlemek istemiyor kamuoyu. E artık mi? yani tabii. Evet. yoruluyor. çünkü. 74'te ben lise öğrencisiydim. Harekatı hatırlıyorum, her şeyini hatırlıyorum, sonraki süreçleri hatırlıyorum vesaire ama artık o tarihte doğmuş olanlar bile neredeyse 50 yaşına geliyor yani. Ama bunu... bu bu burada donar, kilitlenir yani. <laughs> Peki. Tıpkı bu ne diyorlar? İstişkar... İstişkar... i̇stişkar istişkar görüşmelerin İstişafi. gibi diyorsunuz. Yani 62, 63, <laughs> 64 kaç oldu bilmiyorum da yeni 64, bir isim koymak lazım. 63 ne keşfediyor? Çok özüne yönelik bir şey söyledi. İlk önce ismi düzelttin diyor. Onu kolaylaştırın, müzakere <laughs> kolay. Evet falan. yani keşiften gelen bir şey keşfediyoruz. <laughs> yani. Hala bu da çok. Keşfediyoruz evet. Yani suni bir e, ifade istik, şafi görüşmeler falan gibi yani. Keşfedilecek neyi var yani bu zaten <gülüyor> <gülüyor> ortada. Peki o halde bu e, gelişmeyi Arne Bey biraz daha ileri götürdü ama bakın paşam ne diyecek? yine de başlayacak bir görüşme sürecinin eğer şeyin elenseleri olarak Güney, Kuzey Kı Güney Kıbrıs kendisinde bir elma şekeri olabileceğini görürse hmm. bilmiyoruz onları neler olabileceğini. Başım, Güney Kıbrıs yani kendisinde elma şekeri olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü bu elma şeker veriyorlar. Yani İngiltere fazla topraklarını onlara verdi. Türkiye'ye işlemedi bile. Tabii. Fransa geldi Mari'de ve dip şeyde e, hava üssü kurdu. Hiçbir şey demedi bile. E, onun karşılığı Ruslar, Çinliler cirit atıyorlar orada. E, burada iki şey var yani bana göre. E, bir e, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege konusu çözülmeden Kıbrıs çözülmez. İkincisi de e, Kıbrıs'ta çözümün tek şartı var. E, Yunanları tahrik ederek adanın tamamını ele geçirmek. Bunun, e bunun e, başam e, tabii e, Evet. Yani e, ama sene o noktaya da getirmiyor değil yani, evet, yani. <laughs> yani. Çünkü ikinci ya Boris Size kare... söz verirken gittikçe daha çok tedirgin oluyorum her seferinde. <laughs> Buyurunuz. Yani burada e, şu gerçek var yani burada e, Süleyman hocamın söylediği gibi artık e, ben 74 2 yılda e, görev yaptığım bir yer bütün cebesine her şeyini karış karış biliyorum. Evet, evet. Dolayısıyla yani bu süreç içinde bir daha asla iki toplum bir araya gelmesi Gerçekten. söz konusu olamaz. Yani burada bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya ekonomik anlamda bu izolasyonlar kalkmadan bu bölgenin gelişmesi sadece Türkiye'nin desteğiyle de olacak şey değil. Dolayısıyla burada Alexander Dubin'in söylediği ilginç bir şey vardı esasında Kıbrıs'ta bir toplantı sırasında. Diyor ki, Türkiye Suriye ile sorunu çözerse diyor, Kıbrıs sorunu da çözülür gibi ilginç bir yaklaşımda bulun Aa, <laughs> Yani e, yani bunu tabii teknik bazı nedenlerini falan söylüyor. Rusya'nın yaklaşımı açısından ifade ediyor ama e, burada e, şu anda 5 artı 1 toplantısı var. Yani 3 garantör, Hı -hı. E, bir de Birleşmiş Milletler falan var. Burada şunu söylüyor Ar diye... Avrupa Birliği var mı? Yok. yok. Birleşmiş Milletler evet, evet. Türkiye de pek grup, istemiyor galiba. E, Türkiye, Yunanistan, pek hiç İngiltere e, bir de işte e, iki taraf var yani burada. Ve bu yüzden de ortak vizyon yani hala ortak anlaşılan noktalar üzerine bulmaya çalışacaklar burada. Öncelikle geniş kapsamlı ortak vizyonların üzerinde mutabakat sağlanacak ki bu konuda defalarca varılmış Bir ümidin şuradan şuraya kadar nasıl eridiğini görüyorum. Yani işte <laughs> e, bu konu e, ben orada Kıbrıs'ta görev yaparken de yani hatta tarihi eserlerin karşılıklı verilmesi, tanınması falan gibi birçok ortak noktalar tespit edilmişti. Zaten bunlar %10'u falan oluşturuyor yani. Geri kalan yüzde 80, 90'ı zaten ortak olmayan noktalar burada mevcut olan statük aynen devam edecektir. En son yapılan anketlerde de zaten bu adada barışın, istikrarın korunmasını kim sağlıyor dersiniz yüzde 8 Birleşmiş Milletler gücüne yüzde 70 oranında da Türk Silahlı Kuvvetlerine deniyor. Yani yapılan en son araştırma ve dolayısıyla burada Kuzey Kıbrıs'ta bir Türk Cumhuriyeti'nde yeni nesil geliyor. Yani bu nesilleri hep konuşuyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı ve geçmişten oldukça habersizler. E, bu ileriki süreçte tabii e, nereye evrilebilir? Yani işte 50 geçti bizden sonra belki bir 50 yıl daha böyle devam etmesi mümkün değil. E, çünkü e, o zaman geçmişte olduğu gibi e, bir şekilde belki bir plebisit vesaire gibi ileriki süreçlerde i̇şte Türkiye e, devam... belki Emirvarki ile evet, yani, bir şeyleri yani, çözebilir. Yani e, ya başka yol bırakmadınız bize diyerek ve Yunanlılara da birileri arkadaş adamlara bir ul birleşmiş milletlerin anlaşmasını reddettiniz. Tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne bunları aldınız. Yani herkes yani bu Avrupa Birliği de evet. burada günahkar aldı Yunanistan şeyi Güney Kıbrıs'ı içine hı hı. ve Avrupa Birliği Mevzuatına Her da şey aykırı mantıklı. bir şekilde tabii, tabii. aldılar. Yani tabii en önemli şey de ama Türkiye'nin işte bu Avrupa Birliği ilişkilerini izleyeceği seyir de bunda etkili olabilecektir. Yani bu tabii karşı tarafın ne kadar bunda gerçekçi ve cesur davranacağı, şu anki Avrupa Birliği liderler zirvesinden çıkan kararın ne kadar güvenilir olduğu konusu da bunun yol haritasını netleştirecektir. Yani şu anda tabii baktığımız zaman olumsuz gibi görünse de. Ee, belki hiç ummadığımız anda bir ilerleme kat edilebilir. Yani bu e, bu neye etkileyecektir? Belki Türkiye Kıbrıs arasındaki yani Yunanistan arasındaki sorunların çözülmesine bu sorun çözülmeden e, Kıbrıs'taki sorun Peki, çözülmez. E, yani bir tek tariflerde hiçbir sorun yok. Bir tek boşluk işte Straw'in açıklamasında. Ama yani biraz hani, fazla büyük. hayır canım o çok yani. büyük boşluk öyle öyle olmaz. <laughs> yani, boşluktan kastım şu neden sorusuna. Mesela Süleyman Hocam diyor ki büyütme olur öyle şeyler diyor. Ee, ama daha fazla anlam yüklenmesi... Yani yeter, yani <laughs> yeteri kadar, o, tek başına o yetmez. <laughs> Önemsiz mi? Hayır, çok önemli. Önemli ama tek başına yetmez. Yunanistan'da da bir bana göre bir bıkkınlık var. Güney Kıbrıs'ta da var esasında bir bıkkınlık. Yani Yunan, Güney Kıbrıs rahat mı yani? biz bu durumdan çok memnunuz, rahatsız. Evet. Avrupa Birliği'nde üyeyiz. E, e, o zaman niye gidiyorsun Cenevre'ye? Bir şey Yok. Hocam. Tamam. Bu değil, budur dediniz. Bitirdik efendim süremizi. Hani Bey çok teşekkür ediyorum. Hocam ediyoruz. sağ olunuz. Sağ, ol. sağ olun. paşam. olmayınız. Efendim tabii en çok teşekkürler sizlere. En çok kaçta arkadaşlar tekrar 1.30'da programımızın tekrarı var. Yarın mümkün olduğu kadar erken saatte YouTube'u sizin için hazırlamaya çalışıyoruz. Yani rahatlıkla söyleyebilirim ki binlerce izleyicimiz orayı da baştan sona tekrar veya bugün meşgullerse bu saatte oradan izliyorlar. Oradaki yorumlarınızı da takip ediyoruz. Müsteri oldunuz. İyi geceler efendim.